Merhaba, herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Yayınımızın üçüncü günündeyiz. Artık bir şeyler şekillenmeye başlamıştır ama asıl vurucu girişi bugün yapmayı planlamıştık. Üçüncü gün. Ben Lesson Chat'ten sizi takip ediyorum. Mesajlarınızla bana destek olabilirsiniz. Bugün yapay zeka ve makine öğrenmesini biraz giriş yapacağız. Yani modern dünyanın, modern dijital dünyanın yapı taşlarını beraberce yavaş yavaş tanımaya başlayacağız beraberce. Evet. Benim ismim Halit. Makine öğrenimi alanında 2015 yılında doktoramı tamamladım. Hali hazırda veri bilimiyle uğraşıyorum. Yapay zeka mühendisliği diyebileceğimiz doğal dil işleme, NLP diyelim, Natural Language Processing projeleri yürütüyorum. Doktoramı biyoinformatik alanında biyoinformatik araştırmalarına ayırmıştım. Kanser genomu üzerine çalıştık. Kanser vakalarının tespiti için makine öğrenimi algoritmaları ile sınıflandırma yaptık. Bunu yaklaşık 20 gen mikroçipini analiz ederek gerçekleştirdik. Mikroarray çiplerinde kaydedilmiş verileri MATLAB, VK veya Java gibi araçlarla inceledik, analiz ettik. Doktora tezimde birçok farklı modelin yanında 15 mikroarray çipini ben bizzat raporladım. Yapay sinir ağları, komşuluk analizleri, SVM, Support Vector Machine, karar ağaçları, makine öğrenimi araçlarını kullanarak bu analizleri gerçekleştirdik. Derin öğrenmede de deep learning diyoruz. Yeni modeller geliştirdim. Bunları projelerimde kullandım, kullanıyorum. Akademideki araştırmalarımı bitirdikten sonra bu alanda uzmanlığımı daha da geliştirmek için endüstri alanında kurslara katıldım, sertifikaları aldım. Teorik dünyadan gerçek dünyaya geçiş yaptım. Hiç de kolay değil. Teoride bir şeyleri yapabiliyorsunuz ama gerçek dünyada müşterinin istediği soruları cevaplayamayabiliyorsunuz. İlk olarak Testify'da, Almanya'da bir şirkette yapay zeka ARGE araştırma geliştirme departmanında veri bilimcisi olarak çalışmaya başladım. Burada test analizleri yaptık. Test kodlarını analiz ettik. Farklı NLP modellerini denedik. Bunları karşılaştırdık. Şimdiye kadar makine öğrenimi, derin öğrenme, veri analizi için frameworkler dediğimiz frameworklerde, kütüphanelerde çalıştım. Kariyerime de NLP ile devam ediyorum. 14'ten fazla ülkede belki farklı kültürlerle yani 4 farklı ülkede çalıştım. Yani bu çalıştığım yerlerde 14 farklı ülkeden arkadaşlarım oldu, çalışma arkadaşlarım. Kimi zaman gönüllü olarak, kimi zaman yarı zamanlı hala eğitimler vermeye devam ediyorum. Teknostadi'de de yarı zamanlı olarak eğitimler veriyorum. Data Science alanında makine öğrenmesi konularını öğrencilerime anlatıyorum. Genel bir bakış yapalım. Bugün neler yapacağız? Önce yapay zeka ve veri bilimi, yani Artificial Intelligence, AI diyebileceğimiz ve Data Science, veri bilimi arasında nasıl bir ilişki var? Onu inceleyeceğiz beraber. Çok kısa bir bakış. Yani bunlar çok ayrıntıya girmeden, sizi sıkmadan, sakince nedir, ne değildir sınırlarını çizmeye çalışacağız. Sonra derin öğrenme bunun neresinde? Ona bakacağız. Deep Learning dediğimiz. Daha sonra istatistikle başlamıştı bu iş. Matematikçilerle başlamıştı. Bilgisayarcılarla devam ediyor. Ama matematikçilere çok büyük borcumuz var. Hala bizi desteklemeye devam ediyorlar. İstatistiki yöntemlere bir değineceğiz. Sonra makine öğrenmesine geçiş yapacağız. Şimdi öncelikle yapay zeka ve data science, yani artificial intelligence ve data science'ı bir
set olarak, yani bir kümelendirme, küme olarak çizmek istersek bu şekil bize bir fikir veriyor. Yani machine learning bu ikisinin birleştiği yerde, en koyu bölgeye bakabilirsiniz. Machine learning yani makine öğrenmesi. Benim tezimde de yazdığım işte o karar ağaçları, Bayesian, ondan sonra derin öğrenme, komşuluklar diyeceğimiz KNN, support vector machines, o machine learning algoritmalarıyla biz bunu yapay zekada da kullanıyoruz, data science'ta da kullanıyoruz. Ne farkı var diyeceksiniz? Yapay zekanın, data science'ın, yani yapay zekanın veri biliminin ne farkı var? Veri biliminde veriler unstructured, yani yapıları çok karmaşık şekilde geliyor. Data scientistler, veri bilimciler bu karmaşık yapıdaki verileri bir formata sokmaya, onları temizlemeye, bir formata sokmaya çalışıyorlar. Buna data cleaning de diyoruz, exploratory data analysis de diyoruz, EDA kısaca. Bugün biraz değineceğiz onlara da. Yani data preparation, sağda görüyorsunuz. Data preparation, yani verinin hazırlanması, bunun temizlenmesi. Temiz verinin machine learning'e aktarılması. Yani machine learning, makine öğrenmesi ancak temiz veriyle çalışıyor. Henüz makineler hali hazırda bizim anladığımız dünyadaki verilerle henüz çalışmaya başlamadılar. Henüz yavaş yavaş bu verilerle bir şeyleri kekelemeye başladılar. Biz onlara şu an gülüyoruz kekelemelerine. Ama biz onlara hazır veriyi vermedikçe onlar bir şey yapamıyorlar. Data scientistlerin görevi burada veriyi hazırlamak, temizlemek, uygun yapıya sokup structured diyoruz, uygun yapı, tablo şeklinde bir veri tabanı formatına sokup makine öğrenmesine vermek. Makine öğrenmesi algoritmaları da yine matematik. Data science daha çok istatistik diyelim. Bakın burada statistics yazıyor, istatistik. Verilerin görselleştirilmesi, bir deneyselleştirilmesi yani. Yapay zeka tarafında da tool'ların oluşturulma, bu matematikler kullanılarak bunun yazılım araçlarıyla bir tool'lara dönüştürülmesi, yani bir klik yaparak sonuç alınması. Göreceğiz birazdan. Bir satır kodla her şeyi yapabiliyoruz. Yani istatistik alanındaki. Buna da machine learning algoritmaları diyoruz. Machine learning'te de bu şekilde biz tool'lar geliştiriyoruz yapay zekada. Lingüistik alanında computer vision, yani kameralardan alınan, fotoğraf makinelerinden alınan görüntüleri işleyerek computer vision, bakın burada hepsi var, vision dediğimiz. Yapay zekada başka ne var? Data science'ta olmayan robotics var. O da AI kısmında, yapay zeka kısmında. Sensörler var. Bu da data science alanına girmiyor. Bu daha çok yapay zeka alanına giriyor. Böyle ayrıştırabiliriz. Farklı alanlara paylaştırabiliriz. Data science daha çok business intelligence dediğimiz, yani para kazandıran işlere, para kazandıran problemlere cevap arama. Data science biraz business intelligence'a giriyor. Yani veri bilimi daha çok business adamlarının kullandığı, geliştirdiği bir alan. Artificial daha çok mühendislerin, artificial intelligence, yapay zeka daha çok mühendislerin alanına giriyor. Daha çok işte robotik mühendislerinin, bilgisayar mühendislerinin, matematikçilerin alanına daha çok giriyor. İkisi de çok geniş. İkisi de geniş bir dünya, muazzam bir evren. Bu evrene giren herkesi kabul ediyorlar. İşini güzel yapıyorsa hiç kimseye hayır yok. Herkese bir sandalye ayırmışlar. Çok geniş. İkisi de çok geniş alanlar. Şimdi LinkedIn postundan bir bağlantımın, paylaştığı bir postu sizinle paylaşayım. Nisan'da gerçekleşti bu. Adamcağız yere yattı. İşte dedi, bu kadar dosya benim sadece hastaneye kabul almam için gerekli. Bu kadar, sadece benimle alakalı veriler bu kadar. Çok büyük bir veri işleme kapasitemiz var şu an. Verilerle çok haşır neşiriz. Big data diyoruz. Büyük veri diyoruz. Big data. Bu big data'nın bir türlü bilgisayarlarla çok hızlı bir şekilde işlenmesi lazım ve bizim buna yöntemler, araçlar geliştirmemiz lazım.
Data Science bu alanda büyük hizmet ediyor. Orada demiş ki işte bu kadar dosyayı her seferinde işlemektense diyor, yapay zeka bunları işlese bizim için tekrar eden repetitive dediğimiz repetitive taskleri, tekrar eden işlemleri otomatik artık robotlar yapsa, biz uğraşmasak, biz oradan oraya koşturmasak diye LinkedIn postuna yazmıştı, ben de kaydettim. Veri bilimi o yüzden hayatımızda büyük bir öneme sahip. Bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Data mining sorulmuş, pardon. Data mining kavramı yapay zeka ve veri bilimi resminde tam nerede yer alabilir? Eskiden data science yoktu. Ben master yaparken data mining vardı. Biz data mining'i o yıldız olarak kabul ederdik. Sonra data science çıktı. Data mining, data science'ın daha da gelişmişi. Yani data mining istatistiki kullanarak, istatistik yöntemleri kullanarak business intelligence yapma idi. Bunu daha da genişlettiler. Machine learning'i de içine aldılar. İşte decision tree'lerden başlayıp yani karar ağaçlarından başlayıp data mining kavramı gelişip data science'a dönüştü. Aslında aynı şeyler. Data mining eski ismi, veri bilimi yeni ismi, daha geniş. Şimdi büyük veri sadece hastanede değil, finansta, ondan sonra yani şu an sadece sosyal ağları ben gösterdim burada. Büyük veri sosyal ağlarda da çok veri toplanıyor şu an. Her türlü veri insanlar hakkında toplanmaya çalışılıyor ve biz bu kadar veri karşısında insan gücü olarak yetersiziz. Yani bunları kendimiz işlemeye muktedir değiliz kesinlikle. Bir anlam çıkaramıyoruz yani matematik. Matematik kullanarak kağıt üstünde bir şeyler yapamıyoruz. Bunları super computers dediğimiz büyük bilgisayarlara yaptırmamız gerekiyor. Yani aynı anda terabaytlarca, exabaytlarca veriyi işleyip ondan bir sonuç çıkarma, müşterinin beklentisine, müşteri analizleri yaparak müşterinin beklentisini çıkarmaya, zamanında anlamaya, yani günler sonra değil de saat başı anlamaya, müşteri ne istiyor, yarın ben ona nasıl bir yüzle karşısına çıkabilirim analizlerini yapmak için çok büyük verileri işlememiz gerekiyor. Bunu da süper kompütürlerle yapıyoruz şu anda. Veri bilimi çok geniş bir alan. Bu süper bilgisayarları çalıştıracak yazılımların yazılması lazım. İşte bu da data science'ın işi, artificial intelligence'ın işi. Evet, tekrar bakalım. Artificial intelligence'da bu yazılımları, algoritmaları geliştiriyoruz. Data scientistler, veri bilimciler de onları kullanıyorlar. Peki deep learning, şurada bakın deep learning var. Machine learning'in altında. Deep learning nasıl oluyor? Şöyle bir grafik bizim kafamızdaki soruları açıklamaya yetmeyebilir ama basite indirgeme açısından şöyle. Artificial intelligence en büyük küme dersek, machine learning bunun bir alt kümesi oluyor. Yani machine learning'in bir kısmı data science'a giriyor. Yani hepsi değil. Kesişim kümesi var. Deep learning de tamamen machine learning'in içinde, machine learning'in kapsadığı bir küme deep learning. Yani derin öğrenme dediğimiz yapay sinir ağları. O da yeni bir kavram. Deep learning benim doktora yaptığım zamanlarda yeni çıkmıştı. Biz o zamanlar ANN, Artificial Neural Network veya Multilayer Perceptron, yani MLP derdik o zamanlar onlara. Ben MLP'yi de kullandım tezimde. Deep learning daha yeni çıkıyordu o sıralar. Meşhur değildi. Henüz emekleme sürecindeydi. Şimdi koşturarak gidiyor. Bakın deep learning'de yapılan bir tablo. Yani bu Theatre de l'Opéra Spatial. Tanımı veriyorsunuz. Bu tablo birincilik kazandı sanat yarışmasında. İnsanların katıldığı sanat yarışmasında 2014'tü zannedersem, yanlış olmasın, birincilik kazandı bu tablo. Kurallara uygun. Şimdi bu tablonun yapıcısı Midjourney'i kullanarak tanımını verdi. Dedi ki şöyle bir sahne olsun. İşte ay görünümlü bir pencereden bir tiyatro sahnesinin içi olsun ve ışıklandırma şöyle olsun. Görüntü yakın planda, uzak planda tanımını yaptı.
Ve Midjourney ona böyle bir yağlı tablo oluşturdu ve bu insanların yarışmasında, sanat yarışmasında birinci oldu. Bunu tamamen makine yaptı. Bunu insan yapmadı. Bir yağlı boya eser. Bakın yine Midjourney'den yapay zekanın yaptığı ışıklandırmanın kusursuza yakın diyelim. Kusursuz bir şey yok ama kusursuza yakın bir sonuç veriyor. Yani siz tanımını yapıyorsunuz. Bir çiçekçi de bir asistan, çiçekçinin asistanı çiçeklerle haşır neşir oluyor. Onlara bakım yapıyor diye bir cümle yazıyorsunuz. Işıklandırmayı söylüyorsunuz. Güneş işte şeyden vuruyor, pencereden vuruyor. Geniş bir pencere duvardan duvara ya da tavandan, yerden tavana bir pencere. Asistanın arkasında da çiçekler asılı diyorsunuz. Bunu sözle, sözel olarak ifade ediyorsunuz ve o size ışıklandırmayı, yakın plan, arka plan, bulanık, net odaklamayı, mesela ışığın geldiği yönü, gölgeleri, ışığın parlak noktalarını hepsini ayarlıyor. Yani elini, yüzünü, burnunu, ağzını, böyle bir kişi yok. Onun saçı da yok. Yani onun burnu, yani bunlar tamamen hayal ürünü ve bir makinenin ürünü. Midjourney dediğimiz yapay zeka makinesinin gerçekleştirdiği bir şaheser, sanat. Yine Midjourney'den bakın şu 1, 2, 3, 4 kelimeyi veriyorsunuz. The Grimoire of Solarium diyorsunuz. Ve size bu tasarımı yapıyor. Bir solaryum tasarımı yapıyor. Bu tamamen onun öğrendiklerinden size sunduğu harikalar. Evet. Evet, buraya kadar bir soru var mı? Data mining açıkladık. Yapay zeka ne demek? Veri bilimi ne demek? Bunlar neresinde? Kardeşler mi? Arkadaşlar mı? Bunları cevaplandırmaya çalıştık. Soru varsa sorular üzerine gidebiliriz. 2-3 dakikalık vaktimiz var. Evet. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Şimdi bugün itibariyle bunu biraz basit anlamıyla sıfırdan başlayacağız. Matematikle başlayacağız işe. İstatistiki yöntemler ya da istatistik yöntemler diyelim. Bugün sizinle lineer regresyonu paylaşacağım. Lineer regresyon nedir? Nasıl yapılır? Onu beraberce yapacağız. Excel'de yapacağız önce. Daha sonra machine learning'le ya da AI yani yapay zeka algoritmasıyla yapacağız. Beraber kodlayarak. Beraber kodlayacağız. Çok da zor değil. Ben size dosyaları paylaşacağım. Bir iki dosya paylaşacağım. Çok zor değil. Çok zor olmadığını göreceksiniz. Ama arka planda şu zorluk var. Ondan emin olabilirsiniz. Matematik zekası, istatistik anlayışı, istatistik background, yani arka planda sizin kafanızda çalışan dişliler, motor, makine, istatistiki anlamalı. Yani bir intercept nedir, bir slope nedir, istatistik olarak bunun ne manası vardır? O kolay değil, o kısım kolay değil. Yani matematik tarafı hiç kolay değil. Öncelikle onun anlamanız gerekiyor. Ama ön planda hemen iki tıkla halledebiliyorsunuz. Arka planda çok şey dönüyor. Arka planda anlayışınız çok derin. Ama ön planda araçlar o kadar basit ki bir tıkla işi halledebiliyorsunuz yani. Ama o mouse tıklamasını yapmak için bir karar mekanizması arka planda çalışması lazım. Bugün NumPy ve Pandas'ı kullanacağız ama NumPy bugün girmeyeceğiz. Yok, çok basit geçmeye çalışacağım ben. Yani özetlemek de çok zor oldu benim için açıkçası. Arkadaşlarıma danıştım. Beraberce mesela basite indirgemeye çalıştım. Bugün çok basit geçeceğiz. Bugün NumPy'a girmeyeceğiz. NumPy matematiksel aracına girmeyeceğiz. Şimdi lineer regresyonla devam edelim. Regresyon ne demek? Yani indirgeme de diyebiliriz. İndirgeme. Yani bir değişkenin ortalama değeriyle diğer değişkenlerin buna karşılık gelen değerleri arasındaki ilişkinin ölçüsüne biz regresyon diyoruz. Bu Türkçe olarak da size bir şey ifade etmeyebilir. Bu tamamen matematiksel bir kavram. Bunu uygulayarak göreceğiz. Endişe etmeyiniz. Bu tanım sizi yormasın.
Asıl bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet. Şimdi müşteri size geldi, dedi ki sizi takdir ediyorum. Çok güzel bir istatistik ilmine sahipsiniz. Siz de böyle kabardınız. Dediniz ki evet ben istatistik çalıştım. İşte ortalama nedir? İşte alt örneklem nedir? İşte kategorik veri nedir? Sayısal veri nedir? Bu nereye gider? Nereden gelir? İstatistiki biraz biliyorum. T-testleri, Z-skorları falan hepsini. P-skorları falan. Yani biraz biliyorum. Böyle havaya girdiniz. Dedi ki müşteri. Ya dedi benim şemsiye satışlarında öngörüm. İyi akşamlar. Öngörü, bana bir öngörü oluşturur musunuz? Bana bir model çıkarır mısınız? Yani yağmur ve şemsiye satışları nasıl değişiyor? Ben hava durumuna bakıp benim marketler zincirim var. Bu marketler zincirime ya da müşterime diyeyim. Ben şey üreticisiyim, şemsiye üreticisiyim. Ya da marketler zincirim var. Şemsiye miktarını ben şubelerime kaç şemsiye götüreceğimi bilemiyorum. Şimdi tırlarla biz kamyonlarla işlem yapıyoruz. Lojistik olarak çok pahalı. Şemsiyeleri oraya götür, artanı depoda tut. İşte stoksuz çalışmak istiyorum dedi ve size bir soru yöneltti. Ya dedi bu yağmurla bu şemsiye satışları arasında bir ilişki, bir model kuramaz mısınız? Siz de dediniz ki oho ondan kolay ne var? Yani istatistik bunun için var dediniz. Ve bir iki gün kafanızı kaşıdınız. Ya ben bu müşteriye ne diyeceğim şimdi? Sayıların karanlık odasında yalnız kaldınız. Ve kendi kendinize düşünüyorsunuz. Sayılar size bir şey ifade etmeli. Yani onlardan bir model çıkarmalısınız. Yani 82 milimetre yağış olmuş. 15 şemsiye satılmış. Bunu 10 binlerle veya binlerle ifade edebilirsiniz. 15 bin şemsiye diyebilirsiniz. Basitleştirmek için ben 15 gibi ayarladım. 82 milimetre yağmur yağdığı zaman 15 bin şemsiye satılmış. 92,5 biraz daha fazla yağmur yağdığı zaman 25 bin şemsiye satılmış. Yani bunlar arasında bir ilişki var ama ben bu ilişkiyi formüle dökebilir miyim diye böyle haşır neşir oldunuz. Biraz istatistik kitaplarını karıştırdınız. Geçmişe gittiniz. Eski matematikçilerle konuştunuz sayfalarda. Onlara danıştınız. Onlar dediler ki sen dediler bunu bir grafiğe dökersen bunların arasında bir model kurabilirsin. Güzel fikir. Yani bunu hemen yapalım. Lineer regresyonu size tavsiye ettiler. Lineer regresyon, regresyon analizinde şöyle ön tanımlarımızı yapalım. Yani istatistiksel modellemede iki veya daha fazla değişken arasında ilişkiyi tespit etmek için, tahmin etmek için regresyon analizi yapıyoruz dediler size. Teşekkür ettiniz. Peki nasıl yapıyoruz diye sordunuz. İşte bağımlı değişkenler var, bağımsız değişkenler var. Bağımlı değişkene Y diyoruz. Burada bağımlı değişkenimiz şemsiye satışları. Şemsiye kaç tane satıldı? Buna Y diyelim. Buna bir formül koyacağız, buna bir denklem uyduracağız. Ve o Y'yi bulmaya çalışacağız. Kaç şemsiye satılabilir? Onu bulmaya çalışacağız. Bir de bağımsız değişkenlerimiz var. Bağımsız değişkenler de bu bir değişken olabilir, birden fazla değişken olabilir. Bağımsız değişkenler de bu bağımlı değişkeni etkileyen faktörler. Mesela yağmurun yağması. Kaç milimetre yağmur yağdı? Ya da müşterilerin işte mesafeleri, evlerinin mesafesi veya iş yerlerinin mesafesi. Bu bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenler. Şimdi regresyon analizi bağımsız değişkenlerden biri değiştiğinde bağımlı değişken nasıl hareket ediyor? Bunu anlamamıza yardımcı oluyor. Yani bu değişkenlerden hangisi gerçekten bağımlı değişkene etki ediyor? Matematiksel bir formüle döküyoruz. Buna lineer model de diyebilirsiniz. Non-lineer başka modeller de bulabilirsiniz. Biz bugün lineer regresyondan yola çıkarak regresyonumuzu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki formülümüzü lineer şekilde kuracağız. Başka türlü de kurabiliriz. Lineer şekilde yaptığımız zaman y eşittir bx artı a diyoruz. Yani bu şu demek, y şemsiye satış değerini ben öyle yağmuru kullanarak b sabitesiyle çarpayım,
yağmur milimetre, kaç milimetre yağmur yağmış, B sabitesiyle çarpayım. Bir de buna sabit bir değer ekleyeyim ve kaç şemsiye satılacağını hesaplayalım. Teknik olarak bu model veri noktalarının dağılımını bulmanın matematiksel bir yolu olan karelerin toplamına dayanıyor. Modelin amacı burada x'i kullanarak b sabitesiyle çarpıp y'yi tahmin etmek. Ve buna doğrusal bir düzlem, doğru çizerek modelimizi oluşturmak. Şimdi burada x bağımsız değişkenimiz ya da değişkenlerimiz birden fazla olabilir. Y de bağımlı değişkenimiz. Burada a tüm değişkenlere, mesela x'e 0 verdiniz, hiç yağmur yağmadı. Hiç milimetrik, milimetre cinsinden 0 milimetre. Hiç yağmur yağmadığını düşünürsek kaç şemsiye satılıyordu? Yani yağmursuz bir günde satılan şemsiye sayısı A olur. Tüm değişkenlerin 0'a eşit olduğu zaman oluşan Y değeri A'ya eşittir. Burada epsilonu görürüz en sonda. Epsilon da bağımlı değişkenin Y'nin gerçek değeri ile tahmin edilen değeri arasındaki fark, yani hata oranı diyebiliriz. Hata terimi. Epsilon. Şimdi mesela biz hemen oturduk kağıt üzerinde, satılan şemsiye sayılarını yağmura göre noktalara ayırdık. Mesela burada bakın, 100 milimetre yağmur yağdığında satılan şemsiye sayısı 30'muş. 30 bin. 30 bin. 30 bin şemsiyeye yakın satılıyormuş yani. 100 milimetre yağmur yağdığı zaman. Daha çok yağmur yağdığı zaman bakın mesela 120'ye yakın yağmur yağdığı zaman neredeyse 40 bin şemsiye satılıyormuş. Şimdi bunun üzerine bir doğru çizmek istersek ve bu doğrunun tam yerini tespit etmeye çalışırsak B ne olur? Ve A ne olur? Yani A, X'in 0 olduğunda, şurada 0 olduğunda Y'yi kestiği yer. Y'yi nerede kesiyor? Şimdi bakın burada bir sürü çizgi çizebilirsiniz. Ben şimdi hayali olarak çizgiler çizeyim. Mesela şöyle bir çizgi çizerseniz, düz. Bu çok hatalı bir çizgi olur. Niye? Bir sürü nokta bu çizginin dışında kalır. Şöyle bir çizgi çizerseniz gene hataları görüyorsunuz. En yakın çizgi, en az hatalı çizgiyi çizmeye çalışıyoruz. Yani bu doğru olmak zorunda. Lineer regresyon, lineer doğrusal regresyon yapıyoruz çünkü. Eğri çizmiyoruz, doğru çiziyoruz ve doğrunun matematiksel formülü de bu. Bu çizgiyi çizdirdim ben Excel'de. Beraber birazdan yapacağız. Belki ikinci saat ya da hemen öncesinde, aradan hemen önce yapabiliriz. Şimdi ben bu çizgiyi otomatik çizdirdim. Ben bunu elle çizmedim ama otomatik çizdi. Şimdi bakalım bu çizgi, bu bizim modelimiz artık. Bu AX artı B, Y eşittir BX artı A artı epsilon. Şimdi bunu değerlendirirsek eğer, şimdi şöyle geriye gelelim. Şu epsilon ne olur? Ona bakalım. Epsilon. Şimdi burada Y eşittir BX artı A formülümüz, modelimiz bu. Epsilon şu oluyor arkadaşlar. Mesela benim modelime göre 100 milimetre yağmur yağarsa, satılan şemsiye sayısı 25 bin ya da 26 bin. Tam şurası. Şu hiza 27 bin civarı. Ama gerçek değer 30 bin. Ben 3 bin şemsiyelik bir hata yaptım. Yani 27 bin hesapladım. Benim modelime göre 27 bin şemsiye satılması lazımdı. O gün 30 bin satıldı. Yine bakalım mesela şurada 140 milimetre yağmur yağdı. Benim modelim diyor ki 45 bin şemsiye satılacak. Ama satılan şemsiye sayısı 46.500 şurada.
Bakın bu kadarlık bir hata yaptım. Şimdi bu hataları topluyorum. Hepsini beraber topluyorum. Burada şu kadar bir hata var. Burada bir şu kadar bir hata var. Burada hata yok. Aynen modelime uygun. Doğru hesaplamış modelim. Burada bayağı büyük bir hata var. Burada bayağı büyük bir hata var. Şurada küçük bir hata var. Şurada bir hata var. Bütün bu hataları topluyorum. Modelimin dışında kalan her yer hata. Bu hataları topluyorum ve bu hatalar, şu çizilen çizgi, bu modelim en düşük seviyede. Bu hatalar en düşük seviyede bu çizgiyi çizebiliriz. Farklı bir çizgi çizdiğimizde hatalar daha da artar. Evet, matematiksel modellememi yapmış oldum. Buna biz lineer regresyon diyoruz. Yani doğrusal regresyon diyoruz. Buraya kadar bir soru var mı? Soruları alabilirim. Bunu şimdi Excel'de beraber yapacağız. Evet. Birkaç arkadaşımız yazıyor. Belki önemlidir. Bekliyorum onları. Şimdi burada B nedir, A nedir ona bakarsak. Hata oranını neye göre belirliyoruz? Evet. Hata oranını bu çizdiğim matematiksel formülden uzaklığa göre belirliyoruz. Yani mesela 100 milimetre yağmur yağdığında benim modelim 27 bin satış olacağını söylüyor. Şurayı söylüyor. Benim modelim, benim çizdiğim bu denklem 27 bin satış olacağını söylüyor ama gerçekte 30 bin satış olmuş. Bu bir hata oranı. Bu hataları tüm noktalarda topluyoruz. Şurada bir hata var, bu noktada hata var, bu noktada hata var. Tam modelimin üzerine düşmesi lazım. Bakın şurada çok yaklaşmışım. Gerçek hayattaki veri modelimden çok yakın. Burada hata çok küçük bakın. Burada modelim doğru bilmiş sayıyı. Burada bilememiş. Biraz hata yapmış. Şurada tam bilmiş. Bakın tüm bu hataları topluyorum. Tüm bu hataları topluyorum ve modelimin toplam hatasını hesaplıyorum. Epsilon neyi verecek? Epsilon'u hesaplıyorum. Bu modelime göre epsilon nedir arkadaşlar? Epsilon'u hesaplayalım beraber. Şu kadar bir hata var. Artı. Şu kadar bir hata var. Artı. Burada hata yok. Burada bir hata var. Artı. 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 Bu hataları topluyorum. Hepsi epsilon'u veriyor bize. Hepsi epsilon'a veriyor. Epsilon bize düzeltme imkanı veriyor. Evet. Doğru söylediniz. Epsilon bize bu modelimi düzeltme imkanı. Yani bu modelimi biraz aşağı kaydırsam, mesela biraz yukarı kaydırsam, şöyle bir çizgi çizsem belki daha az hata. Toplam hata azalmış olacak. Epsilon bana modelimi düzeltme imkanı veriyor. Hataları, güzel bir soru geldi Murat Bey'den. Teşekkür ederiz. Hataları negatif veya pozitif olarak ayırmak gerekli midir? Hayır. Negatif ve pozitifler birbirini sönümler. O yüzden biz hataların karesini alıyoruz. Hatanın karesini alıyoruz. Burada negatif bir hata var. Bunun karesini alıyoruz. Negatif hata var. Karesini alıyoruz. Bunun karesini. Bunlar da pozitif hatalarımız. Onların da karesini aldığımız zaman negatifler ve pozitifler pozitif hata olarak karelerini alırsak eksi değerler artı olur biliyorsunuz. Toplamda birbirini sönümlememiş oluyor. Çok güzel bir soru geldi. Hata payıyla ilgili bir sınırlama var mı? Sınırlamadan ziyade biz modelimizi geliştirirken çok büyük hatalar yapıyorsa modelimiz olmamış diyoruz. Yeni model araştırmasına giriyoruz. Mesela diyelim ki 10 bin hata verdi. Yani 10 bin şemsiye yanlış söylüyor. Yani 30 bin yapılacak, 20 bin satacaksın bugün diyor. 10 bin şemsiye hatası, yani ben hiç modele sormadan kendim karar versem ben daha tecrübeliyim. Yani 10 bin şemsiye hata yapıyorsa bir kamyon dolusu o kamyon gidecek gelecek, bir sürü para masraf, ek masraf gibi çıkarıyor bana. Yanlış söylüyor yani. 10 bin hatalı bir modeli kullanmıyorum. Ya o modeli geliştireceğim ya da hiç kullanmayacağım. Evet. Teşekkür ederiz. Sorularınız çok çok faydalı oldu. Güzel girişler gerçekleşti. Evet, güzel sorular. Evet, güzel. Şimdi bakalım şurada B değerim, bakın satılan şemsiye benim bağımlı değişkenim. Y değerim, satılan şemsiye miktarı ve ben onda gerçek değerleri maviyle gösterdim. Modelimi de çizgi olarak gösterdim. Ekranınızda görünüyor. Şimdi
Gerçek satılan şemsiye değerleri bu mavilerle gösterilendir. Şimdi Y değerim, yani tahmini Y değerim 0,45 çarpı işte yağmur oranı. 0,45 çarpı yağmur oranı artı -19. Yani hiç yağmur yağmazsa Y'yi kestiği yer -19. -19'da kesiyor. Böyle bir formül, denklem oluşturmuş oldum. Elimdeki verilerle model oluşturdum. Başka veri olsaydı başka formül çıkacaktı. Mevcut datalara göre formül üretiyorum kendim. Bu Big Data'da daha kolay. Çünkü büyük veriler var elinizde ve gerçek hayattan çok fazla veriyi modellemeniz daha kolay oluyor. Ama o veriyi işlemek daha zor. Yani süper kompütürlere ihtiyacınız var. Güçlü bilgisayarlara ihtiyacınız var. Daha çok veri, daha güzel modeller çıkarıyor. Ama o verileri işlemek için bilgisayarınızın biraz daha güçlü olması gerekiyor. Bu denklemi hangi verilerden oluşturuyoruz? Tam ben söylerken bu soruyu yazdınız Kadir Bey. Bu denklemi elimizdeki verilerden oluşturuyoruz. Yani elimizdeki veriler bu modeli oluşturmamıza yardımcı oluyor. Başka veriler olsaydı, mesela burada başka noktalar düşünün, başka bir model oluşacaktı, başka bir denklem oluşacaktı. Bu 0,45 olmayacaktı. Bu belki 0,30 olacaktı. Daha düşük eğim. Burada 0,45 eğimdir arkadaşlar. Slope diyoruz buna. İstatistik teriminde slope eğimdir bu. Denklemin eğimidir. Yani %45 eğimli bu. Bakın 90 derecelik düşünürseniz şöyle tam ortalamış yani %45 eğim var. Bu şu an %30 gibi gözüküyor. Çünkü birazdan ona geleceğiz. Tam gösterememiş Excel. Excel'in hatası. Aslında bu 45 derecedir. 45'lik bir eğim vardır. 0,45'lik bir eğim vardır. -19'da Y'de kesti. Burada görünmüyor bakın. Burada +19 gibi gözüküyor. Aslında bu aşağılardadır yani -19'dur. Bu da Excel'de bunları yapmamamız gerektiğini, özel araçlar kullanmamız gerektiğini söylüyor. Epsilon'u, evet, hatta ortamını, bu modeli oluşturduğundan nasıl bir iş sorusuna yanıt verebiliriz? Evet, şimdi iş sorusunu tekrar edelim. En başta söylemiştik. Müşterimiz bize geldi, dedi ki yarın yağmurlu gözüküyor. Ben kaç tane kamyon hangi ofisime göndermeliyim? Şemsiye satışları nasıl olacak dedi. Biz de yağmur oranına göre şemsiye satışlarını şube şube işledik, model oluşturduk. Mesela her bir şube için bir model oluşturabiliriz. Mesela bu şubede yağmur yağınca şöyle satışlar oluyor. Bu şubede şöyle satışlar oluyor. R square burada variety tanımlıyor burada. Yine istatistiksel bir kavram. R square burada modelimizin genelleyebilirliğini, yani modelimizin genelleme yeteneğini ölçüyor. En büyük 1.0'dır. Yani %100'dür. Çeşitliliğini, evet. Çeşitliliğini, yani verilerimizin, yani elimizdeki verilerin çeşitliliğinin değerini gösteriyor bize. %80'lerden sonra, yani 0.8'den sonra modelimiz güzel demek anlamına geliyor. Ama sadece R square'e bakmıyoruz. Başka metriklerimiz de var. Başka ölçü değerlerimiz de var. Onlara bugün girmeyeceğiz. Sadece R square bizim %91 çıkmış. Yani %92 çıkmış. %91.7. Gayet güzel bir model oluşmuş. Ama hiç hata yok mu? Evet var. Bakın şunlar hata. Hani epsilonumuz 0 değil. Ona birazdan bakacağız beraber. Hocam, örnekten yola çıkarak bir soru sorayım. Doğru çizdirince belli bir yağıştan sonra satışlar sabit kalıyorsa onu da formülize edebilir miyiz? Evet, edebiliriz. Onu lineer regresyon ile yapmayacağız. Belki non-lineer, yani bir eğri ile yapabiliriz. Çünkü satışlar sabitleniyor. Yani satılan şemsiye sayısı 50 bini geçmiyor diyelim. Şöyle bir eğri var. Onu da non-lineer, yani şu an regresyon analizimizi başka bir formülle, parabolik bir formülle hesaplıyoruz. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Genellikle %5, %95 daha uygun değil mi? %80'den sonrası iyi. Bu çok iyi bir rakam. %91.7 çok iyi bir rakam. O %95'i başka metriklerde düşünebiliriz ama burada R square olarak
%80'den sonra, 85'ten sonra iyi diyebiliriz modelimize. Şimdi epsilon'a bakacağız beraber. Ne kadar hata değeri varmış. 0 milimetre satışta nasıl eksi 19 satış oldu? O tabii ki o benim de aklıma geldi açıkçası. Eksi 19 nasıl olabilir? Modelimiz öyle çıktı. Elimizdeki veriler onu gösteriyor arkadaşlar. Eksi 19 satış tabii ki olmaz. Sıfırlanır satışlar. Bunu şöyle diyebilirsiniz. Yani mesela 0.45'i kaçla çarparsak artı 19 yapar. Hesaplayın. Yani şu kadar milimetre yağış olduğu zaman, yani şu kadar milimetre yağış olduğu zaman 19 yapıyor. Sıfırlanıyor satışlar. Yani şu kadar yağıştan sonra, yani 0.45 artı şu kadar milimetre yağıştan sonra sıfırlanıyor. Oradan sonra 1 şemsiye, 2000 şemsiye, 3000 artmaya başlıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bu doğrumuz bizim eksi 19'a gidiyor ama aslında sıfırda sıfırlanıyor. Yani bir yere kadar yağış olsa bile satış olmuyor diyebilirsiniz. Öyle bir istatistik yorum yapabilirsiniz. %80 dedik Emre Hocam. R square değeri kaç ve üzeri olduğunda, 0.8 üzeri olduğunda biz lineer regresyonda kabul edebiliyoruz. Şimdi modelimizi oluşturduk. Bakın hatalarımıza bakalım. Net görünüyor mu burada? Birinci gözlemimizde tahmin edilen değer 17.82. Bakın 15'ti, hatırlayın. Eksi 2 gibi bir hata değerimiz var. Eksi 2.82. 15'ten 17'yi çıkardığımız zaman eksi 2.82 gibi bir hatamız var. Bakın her bir tahmin edilen değere hata hesabı yapıyoruz. Bunları topluyoruz. Epsilon'u hesaplamak için. Tabii bunların karesini alacağız. Eksiler artıları sönümlemesin, götürmesin. Bunların karesini alıp epsilon'u hesaplıyoruz. Beraber sizinle hesaplayacağız. Satış için sadece yağmurun yağıp yağmayacağına bakılarak geleceğe ayarlamak hatalı olur. Evet, doğrusunuz. Doğru söylüyorsunuz. Her yağmur yağdığında insanlar yağmurluk veya şemsiye almıyor. Doğru. Turistik bir bölgede kafile geldiğinde satışlar artabilir. Tamam. Bu tarz parametreleri ayrı ayrı mı hesaplıyor? Çok güzel bir soru sormuş Galip Bey. Teşekkür ediyoruz. Çok katkınız oldu. Şimdi regresyon analizi en basit haliyle buradan başlıyor. Bu noktadan. Sıfır noktası dediğimiz işte dijital dünyanın yapı taşlarını oluşturuyoruz şu an biz. Regresyon analizinin nasıl bir şey olduğunu anladınız. Tek bir yağmura bakarak tabii ki şemsiye satışlarını bilemeyiz. Turist kafilesi olur, mekan olur. Yani bazı şubeler turist mekanıdır. O şubede şemsiye satışları fazla olur. Yani şimdi tek değişkenle biz yaptık. Basit olsun, anlayabilin diye. Yani hiç zorlanmadan anlayabilirsiniz diye. Ki başarılı da oldu tahmin ediyorum. Daha fazla değişken ekleyebiliriz. Yani bir sütunda yağmur miktarını almıştık. O bir değişkenimiz. Başka değişkenlerimiz, şimdi onu beraber yapacağız. Multilinear regression diyoruz. Yani çoklu lineer regresyon. Onu da beraber bugün yapacağız. Şimdi Excel'de yazılmış tool'lar var. Yani bunlar software, yazılım tool'ları, yazılım araçları. Bakın bunu ben Excel'den aldım. Bu yağmur analizinde. Bu analizi otomatik yapıyor, bakın bir SPSS gibi, başka MATLAB gibi tool'lar gibi yapabiliyor, bakın. T-Statistics, P-Value görüyorsunuz ekranda. T-Statistic değerlerini çıkarmış, P-Value değerlerini çıkarmış. Bunların ne manaya geldiğini istatistik çalışarak anlayabilirsiniz. Multiple regression yaptığımızda %95, bakın multiple regression yapınca %95 başarı. R squared %91.7 başarı, az önce bakmıştık. Bir de adjusted R squared var. Bu kavramlara çok ayrıntılı girmeyeceğiz. Standart sapmayı herkes bilir aşağı yukarı. Onu hesaplamış bakın. Observation 24 tane satırımız vardı. 24 satırdan bir model oluşturduk. Bu 240 bin satır olabilir, 2 milyon satır olabilir. Big data dediğimiz zaman 1 milyondan fazla satırla biz bu modeli ortaya çıkarabiliriz. Hocam şu an gösterdiğiniz analiz özetini SPSS üzerinden yaptınız? Hayır, SPSS üzerinden yapmadım. Bu Toolpack denilen Excel tool'u var. Excel tool'u bir add-in olarak yüklüyorsunuz Excel'inize ve
tıkladığınız zaman o sütunu gösteriyorsunuz ve size bunu hesaplıyor. SPSS de benzer hesapları yapıyor biliyorsunuz. Bunu Excel üzerinden yaptım. Excel ile yapabiliyorsunuz. Tabii Excel tabii 24 satırda bunu yapabilir ama 240 bin satır deyince Excel bunu açamaz. Bu dosyayı açamaz. 1 milyon satır. Big Data'da 1 milyon satırla hiçbir şekilde bu analizleri yapmanız mümkün olmaz. O zaman SPSS kullanmamız lazım. Tableau gibi tool'ları kullanmamız lazım. Bugün kullanacağımız Python. Python dilinde bunu beraberce yapacağız. Şimdi makine öğrenmesine geçmeden önce istatistik olarak ben sizinle Excel'de ne kadar süremiz var? 5 dakikamız var. Tamam. Bu arada soruları alabilirim. İkinci dersimizde bakın şöyle Excel'le bunları şöyle %100. Şimdi bana da çok zor olmasın. Size de güzel bir görünüm olsun. Şu an ekranım herhalde güzel görünüyor. Şöyle bakalım. Satılan şemsiye miktarları. Excel'de bunu işleyeceğiz beraber. Pardon. Evet. Şimdi nasıl bir regresyon yapmaya çalışıyoruz? Regresyon genel bir ifade. Non-lineer regresyon olabilir. Lineer regresyon olabilir. Biz lineer kısmı yani düz bir doğru çizeceğiz. Yani eğri de çizebiliriz. Non-lineer diyoruz ona. 150 çok iyiydi. Tamam, sizin için 150 yapalım. Teşekkür ederiz yardımınız için. Şöyle escape. 150. Şimdi başka şeyler araya girecek ya. Onlara yer kalsın diye ben. Şöyle yaparsak daha az yer. Evet. Şimdi y eşittir. Bx artı a. Bir de epsilonumuz var bizim. Error diyelim buna. Error. Epsilon. Error. Error'u epsilonla gösteriyorum. Hı-hı. Tamam. Şimdi şey yapalım. Bunu şimdi ekranımı ayarlamaya çalışıyorum hemen. Evet, tabii bu ekrandayız. Evet. Şimdi buradan B ve C sütunlarını seçiyorum. Şimdi ben bu dosyayı sizinle paylaşacağım daha sonra. Siz de videoyu izleyerek tekrardan yapabilirsiniz hemen. Insert chart diyorum. Insert chart. Bir şey ekledim bakın. O otomatik yazdı bakın. Satılan şemsiye burada başlık satılan şemsiye demiştim ben. Satılan şemsiye ve yağış miktarı milimetre bunların aynısını aldı buraya yazdı. Otomatik yaptı. Ben istersen buradan değiştirebilirim. Scatter yapmazsa eğer şöyle en son bir şey kullanmadıysanız genelde bunu seçiyor otomatik. Siz buradan chart editörden setup işte buradan scatter seçebilirsiniz. Scatter seçebilirsiniz. Bununla da scatter plot. Scatter plot. Bunu Python'da da yapacağız birazdan. Burada işte bu bir model oluştur, bir trend line oluştur. Tabii bu istatistikten geliyor. Trend line oluştur demek için mesela burada chart'ı yaptığımız chart'ı bakın burada series'ten giriyorum. Evet, series. Trend line dediğimiz zaman bakın burada bu noktalara uygun bir model çizdi. Model çizdi. Şimdi ben bunu biraz sağa mı alsam? Şöyle. Alanım dar oldu. Bir saniye. Küçültebilirim. Biraz şöyle sağa alalım. Şimdi bakın burada trend line. Şurada değeri bir değiştireyim. Bakın şu ikinci değer 17. Şurada bir yerde. 17 herhalde şu. 15, evet 17. Mesela bunu 37 yapayım. Alakasız bir.
Bakın gördünüz mü? İkinci değer buradan buraya fırladı. Yani bu tamamen şimdi şu en küçük değerleri alayım ben. Mesela burada ne var? Ondan biraz büyük. 14 mesela. 14. 34 yapayım. Bilerek arttırıyorum. Bozuyorum. 34. Bakın o da yukarı gitti. Şimdi bakın görüyor musunuz? Çizgi kaydı. Az önce buralardaydı. 19'lara doğru geliyordu. Çizgi biraz yukarı kaydı. Niye? Bu değerler modelimi etkiledi. Modelim ona göre değişti. Şimdi bakın şurada şu hangi değerim? 14 şemsiye mesela 14 14.000 satılmış bunu. 44 yapalım hemen. Bakın şimdi siz şu çizgiye dikkat edin. 44 artı diyorum. Bakın çizgi değişti. Gördünüz mü? Yani bu değerlere göre bu çizgiyi çiziyor. Değerleri geri aldım. Gerçek değerler. Evet, şu an süremiz bitti. Arkadaşım bana hatırlattı. Aradan sonra görüşelim arkadaşlar. Aradan sonra devam edeceğiz. Hep beraber modelimizi oluşturacağız. Görüşmek üzere. Herkese tekrar merhaba. Yine yeni bir başarı hikayesiyle karşınızdayız. Teknostüdyo olarak eğitimlerimiz devam etmekte. Eğitimler sonucunda arkadaşlarımız güzel kariyerler elde etmektedirler. Ve şimdi karşımda Ahmet var. Kursumuzu bitirdi ve IT sektöründe kariyerini eline almış oldu diyoruz. Evet. Ahmet'ciğim kırmadın. Estağfurullah Benimle hocam. buluşmayı Her kabul zaman. ettin. Sakarya'nın çok güzel bir yerinde botanik bir bahçe zannedersem Evet. burası. Güzel antik bir evin, özel olarak hazırlanmış bir evin içinden sizlere bu yayını yapıyoruz. Ben kendisini bizzat ziyaret etmek istediğim için buraya geldim ve karşılıklı olarak Çok çayımızı sağ olun. Zahmet içiyor. ettiniz hocam. Estağfurullah. Çayımızı içiyor ve muhabbetimizi etmeye başlıyoruz. Evet Ahmet, klasik olarak başlıyorum. Hı. Bize önce kısaca kendinden bahsedebilir misin? Ahmet Mecit kimdir? Şöyle, ben Ahmet, 22 yaşındayım. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Yönetim Bilişim Sistemleri okuyorum. Sakarya'da okuyorum. Teknostudy kursuna katıldım. Şu anda bir firmada estet olarak çalışmaya başladım. Çok güzel. Bir üniversite öğrencisinin başarısı olarak söyleyebiliriz o zaman. Ha, Yanlış. öyle de nitelendirebiliriz. Yani bu üniversiteyle alakalı mı diyeyim mi, ama yine de bir başarıdır. Evet, kesinlikle bir başarı yani. Yani şunu demek istemiştim. Çünkü IT sektöründe bir kariyer elde etmek için Teknostudy ile çalıştın ve Hı. buradaki eğitimi aldın. Aldığın bu eğitimi süresince sen bir üniversite öğrencisi Hı olarak hı. buradaydın, bizimleydin. Evet. Bunun üstünü çizmek istiyorum. Niye? Çünkü üniversitelerde okuyan, bölümlerde okuyan çok sayıda Hı. arkadaşımız var. Bunlar üniversite eğitimi bittikten sonra bir kariyer elde etmek istiyorlar. Evet, kesinlikle. Hayatta Yani ayakta durabilme gücünü kendi ellerine almak istiyorlar. kesinlikle. Ailelerine yük olmadan bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu belki şu döneme itibariyle 2020'den sonra ekonomik olarak her ülkede sıkıntı var. Haliyle Hı. Türkiye'de de bu sıkıntı söz konusu. Bunu gerçekleştirmek çok daha zor hale aldı, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bir üniversiteden mezun olup piyasaya çıkmak, özellikle üniversiteden edindiğiniz bilgilerle hani piyasaya çıkmak şu an çok sıkıntılı bir şey. Ve hani ben bu kursa girerken de onu düşünerek girdim. Yani piyasaya hazırlanmak için, daha doğrusu yani bir meslek elimde tutabilmek için. Çünkü şu an hangi bölümden mezun olursanız olun, eğer o işin nasıl söylenir, pratiğini, tecrübesini kazanmamışsanız yaparak iş bulurken de o kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Evet. Yani ülkemizde bu böyle yani. Öbür ülkelerde de nasıl durum bilmiyorum ama şu an çok sıkıntı bir üniversite öğrencisinin hayatı süreci. Hani iş bulurken de okurken de çok sıkıntılı. Ya ben de hani kursa girmeye karar verirken dedim hani bu çok güzel bir şey. Bir meslek öğretiyor. Bir insana eline somut bir şey veriyor ve sen bunu Evet. kullanarak bir
kariyer elde edebilirsin. Yani üniversitede bu mümkün değil ne yazık ki. Ve buna dayanarak da ben buna bir zaman ayırmaya karar verdim. Hani üniversitemden bağımsız. Hani üniversite okuyordum aynı zamanda ama kursa başlamaya karar verdiğimde bunu bir ara vermeye karar verdim. Öyle söyleyeyim. Anladım. Şuna çok aslında katılmıyorum. Yani şimdi sonucunda şu demek değil tabii ki, değil mi? Yani Teknosa'da elinde sihirli bir değnek var. Ahmet'e değdi. Ahmet bir iş sahibi oldu. Yo, Bu değil. Ya o kesinlikle yüzden hayır. hani biraz önce söylediğin şey, üniversiteden çıkınca bunlar çok gerçekleşmiyor. Aslında bu çok doğru bir tabir değil. Yo, onu Üniversitede da kastetmiyorum aslında. Yani kastetmek istediğim şey şu. Üniversitede bir tecrübe edinemiyorsunuz ve bu iş doğru. hayatına atılırken size ekstra bir zorluk olarak çıkıyor. Elbette ki insanlar iş buluyor yıllardır. Hani üniversiteler gereksiz ya da şey gibi bir mesajım yok Yok. kimseye. Ama yani şunu kastetmek. Evet, Teknostat'ın hani bu kursunda bir sihirli değneği yoktu. Hani sen girince iş olarak çıkmıyorsun. Burada da çaba göstermen lazım, çalışman Kesinlikle. lazım, mesai yapman lazım. Ama yaptığın mesainin sana bir geri dönüşü var. Onu bahsedeyim. Bu iş olarak da dönebilir. Sana gündelik hayatında bir bilgi, bir deneyim, edinim kazanmış oluyorsun ve bunu iş hayatında kullanabiliyorsun. Benim kastetmek istediğim bu. Yani Aslında. Yani teorinin, yani üniversitelerdeki pratik yapıyorsun yani. teorik eğitimin aslında bu tarz bootcamp mantığındaki eğitimlerle çok daha pratiğe yönelik ve her bir eğitimin bölümünün pazarına yönelik bir çalışma yapıldığı için çok daha kolay şekilde bir kariyer sahibi olabiliyorsun Kesinlikle yani diyorsun. bir bilinç sahibi olarak piyasaya çıkıyorsunuz ve bir alana yönelik olduğu için hani bizim keza aldığım eğitim de bu bootcamp de öyleydi. Evet. Sizi bir alana hazırlıyor ve o alanda yetiştiriyor. Tabii ki siz farklı alanlara dallanabilirsiniz bu aldığınız eğitime çünkü çok şey öğreniyorsunuz. Hani cidden çok dolu bir eğitim. Ama dediğim gibi buna odaklanıp çalışıp mesai harcamak lazım ve bu da size ileride bitirdiğiniz zaman cidden güzel bir kazanım elde ediyor. Yani ben çok memnunum. Çok Çok güzel. aynen. Sakaryalı değilsin herhalde. Nasıl? Yani Sakarya'da okuyorsun ama Sakaryalı değilsin herhalde. Yok, Sakaryalı değilim. Tamam. Aslen Malatyalıyım. Çok güzel. Malatya. Evet. Çok güzel. O zaman kısaca seni tanıdıktan sonra üniversiteli olmanın altını çizmek istemiştim. Çünkü yani şahsi görüşüm olarak, hani bir eğitimci olarak ben hep şunu düşünmüşümdür. Ne kadar erken başlanırsa, ne kadar çok insan kendini yetiştirebilirse, bu noktada eğitim alırsa, ileride yapacağı işlerin sayısı, yapabileceği şeylerin kalitesi o kadar yüksek oluyor diye düşünüyorum. Bana katılırsın. Kesinlikle öyle hocam. Yani tekrardan eski şeye dönecek, konuya dönecek olursak bu kendime yaptığım bir yatırım olarak gördüm. Hani ben bu eğitimi, bu kursu. Hani üniversitede bir nasıl kendimize yaptığımız yatırımsa bu kursu almak. Çünkü hep şu söylenirdi ben üniversiteye başladığımdan beri. Üniversitede derslere girersiniz ama yani kendinize bir şey katıp geliştirmeniz, üstüne bir şey koymanız lazım. Öyle. Hep bize söylenen buydu. Ve bu benim için böyle bir deneyim oldu ve kendime bir şey kazandırdım. Bilgimin üstüne bilgi koydum ve bir deneyim elde ettim. Yani bir edinim kazandım, bir yetenek kazandım. Kesinlikle. Ve bu da kendime yaptığım çok güzel bir yatırımdı. Çok güzel. Yani O zaman senin en baştan beri kafanda IT sektöründe zaten bir kariyer elde etmek gibi bir planın vardı. Bölümümde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Zaten IT alanına yönelik bir bölüm. Hani aşağı yukarı öyle bir kariyer hedefim vardı. IT yazılımcı olurum ya da yine IT alanında başka bir sektörde çalışırım. Bu düşüncedeydim zaten. Çok güzel. Ha, yazılıma da merakım vardı. Testerlığı açıkçası hani tam işte bilgi sahibi olmadığım için testerlık alanını çok bilmiyordum. Mesela hani eğitim kursa tanışmadan önce. Dedim ha böyle bir bölüm var mı? Çünkü yazılım öğrenmeye ya da yazılım işi yapmaya veren özellikle hani lisede, ben de lisede çünkü merak salmıştım. Lise çağında olsun, üniversitenin çağında da olsun hiç fark etmez. Yazılım mesleğine girecek insanların kafasında şu soru işaretleri oluyor. Ben neyi öğreneyim, neye başlayayım? Çünkü çok deniz derya bir şey olduğu için Aynen öyle. hani bir alana yönelmezseniz kayboluyorsunuz. Hevesiniz de kaçıyor, yapmıyorsunuz da. O yüzden hani belli bir alanların olduğunu bilmek ve o alanlara yönelmek çok iyi oldu. Hani zaten istiyordum. Bu da benim karar vermemde çok büyük etmenlerden biriydi. Çünkü amaca yönelik bir kurs. Hani diyor ki yani size şunu şunu öğreteceğiz demiyor. Belli şeyleri öğreteceğiz ve siz bu mesleği icra edebileceksiniz diyor. Hani yok Güzel bir şunu da nokta. öğreteceğiz, şunu da öğreteceğiz, bunu da öğreteceğiz değil. O kadar şey öğretiyorlar bu arada ama dediğim gibi hepsi amacına Güzel. yönelik.
Güzel. Peki zaten böyle bir kafanda plan varken TeknoStudy'yi nereden duydun? TeknoStudy'yi kuzenim söyledi bana aslında. O kendi de İlkay Zaman'ın videosunda görmüş. Bana dedi hani böyle böyle çok güzel görünüyor. Bir bakalım araştıralım neymiş falan diye. O da merak etti. Zaten onunla beraber mezun olduk kurstan. Baktık inceledik. Kafamızda da yattı açıkçası. Hani Peki bu çünkü inceleme süresince sadece TeknoStudy'yi mi incelediniz yoksa yani muadil olabilecek çalışmaların yapıldığı başka yerlere bakma fikri var mıydı ya da baktınız şöyle mı? ki hani dediğim gibi o videoyu ve hani TeknoStudy'yi öğrenmeden önce ben hani estetlik hani software testörlük olarak bir meslek bilmiyordum. Bir mesleğin olduğunu bilmiyordum açıkçası. Dediğim gibi benim ikna olmamdaki en büyük şeylerden biri, aşamalardan biri şuydu. Ben daha önce Udemy'de de yazılım eğitimleri falan almıştım. O Hani ücretsiz eğitimlerden mi? ya ücretli de aldım. Hani web geliştirme üzerine falan ama bir yere kadar devam ettirebildim açıkçası. Sonra eğitim içeriklerini araştırdım daha doğrusu ve bunun dediğim gibi benim için en önemli etmen şuydu. Ben çünkü çok dağınık olunca bir şeye odaklanamayan bir insan. Yani amaca bir yönelik olduğu için yani size sunduğu şeyin başı ve sonu var. Hani açık bırakmıyor. Tabii ki de açık Plan üzerine bir ilerliyor. plan üzerine ilerlediği için hani başında bu olacak ve sonunda da bu olacak dediği için bu benim çok kafama yatan bir sistem oldu. Evet, tekrar merhaba. Ben chat ekranımı açıyorum. Evet, tekrar başlayabiliriz. Tekrar devam edebiliriz kaldığımız yerden. En son ne yapıyorduk? Excel kullanarak. Tabii ben şu an Google Sheets açıldı bende ama Excel'de de aynı yapıldığını düşünebilirsiniz. Aynı şekilde yapılıyor bu. Excel'in imkanlarıyla bu kısım yapılabiliyor. Şimdi satılan şemsiye ve yağış dağılımını bir modelleme ile yaptık. Tekrar baştan alacağım o kısmı. Şimdi lineer modellemeyi şimdi scatter plot yaptıktan sonra lineer modellemeye karar verdik. Ama öncesinde scatter plot yapıyoruz. Önce B ve C sütunlarımı ben tarıyorum. B ve C sütunlarımı alarak bakın aylara göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs yağış dağılımları var. Buna göre satılan şemsiye miktarları var. Bağımlı değişkenim benim Y değerim satılan şemsiye. Bağımsız değişkenim de yağış. Evet. Dinleyicilerden bir arkadaşımız dedi ki yani sadece yağış bu şemsiye satışlarını nasıl belli edebilir? Evet burada biz basit olsun diye sadece bir sütun aldık. Multiple'ı da birazdan göstereceğim beraber. Şimdi siz daha sonra videodan yavaş yavaş takip ederek ben size bu dosyayı paylaştıktan sonra siz de kendiniz bunları yapabilirsiniz. Şimdi iki sütunu tarıyoruz ve bu değerlerle bir chart oluşturuyoruz. Bir grafik oluşturuyoruz. Ekle sütunundan, ekle menüsünden insert chart diyorum. Ve bana bu chart'ı oluşturuyor. Eğer ki sizde şöyle bir şey çıktıysa bakın setup'tan yani ayarlar menüsünden ya da ayarlar sekmesinden scatter'ı seçebilirsiniz. Şimdi bakın burada x ekseninde yağışlar var. Y ekseninde de satılan şemsiye sayıları var. Tabii bu problem bizim müşterimize göre bize verdiği problem. Bu problem araba da olabilirdi. Yani diyebilirdi ki benim arabamın kapasitesi şu kadar, yolcu sayısı şu kadar, yaşı şu kadar, gittiği kilometre şu kadar, modeli de şu. Bunun fiyatı ne ola ki diyebilirdi. Biz o zaman da regresyon yapacaktık. Lineer regresyon yapabiliriz, non-lineer regresyon yapabiliriz. Yani doğrusal bir model oluşturabiliriz veya eğri bir model oluşturabiliriz. O kısımlara çok girmeden biz sadece lineer regresyona odaklandık. Çok basit yapı taşını koyduktan sonra daha sonrası kolay. Non-lineer regresyonda çok kolay anlayabilirsiniz. Öncelikle biz bunu lineer olarak oluşturmaya karar verdik. Çünkü gözümüzde bu biraz bir doğrusallık gösteriyor.
O zaman diyorum ki buna bir Excel'de trend line oluşturayım. Çift tıklayayım. Tekrar gelsin o. Buna bir trend line oluşturayım. Buradan customize diyorum. Neydi az önce? Series'teydi herhalde. Bir saniye. Şöyle. Evet, trend line. Bakın trend line oluşturuyorum ve buradaki değerlere göre, şemsiye sayılarına göre bir model oluşturdu. Şimdi burada show R square analiz yapmak istersen bakın R square'ı da gösterdi. Şimdi hemen aynı yerde bakın customize series değil mi? Series altında seri ya da Türkçesini bilmiyorum bunun. Kullanmadım. Series altında, seriler altında trend line'ın hemen altında bakın custom var. Yani label'ı değiştirebilirim. Label'a bu denklemi göster diyorum. Use equation. Bu denklemi göster. Bakın 0.45 aim'inde ve -19 intercept. Yani y'yi kestiği yer. -19 aim'i de 0.45. Slope değeri 0.45 intercept'i de -19. Şimdi Excel'de de aynı formül var şuradan hemen line estimation. Line bakın çıktı burada hemen. Mouse'la seçebilirim, tab'a basabilirim, tab. Bakın hemen geldi. Known data, bilinen data. Şimdi ben burada satılan şemsiyeyi seçiyorum. Bilinen data, label diyoruz buna. Bilinen datamız label. Bilinen data virgül şimdi hemen ikincisi bakın y known data y yani y değeri bağımlı değişkeninizi söyleyin dedi. Ben de dedim ki C2'den C25'e kadar. Tabii 24 satırım var. Bunu Excel'de yapmak çok kolay. 240 bin satırım olsaydı bunu böyle yapamazdım. Excel çünkü 10 bin satırdan fazlasını herhalde göstermiyor veya 100 bin satırdan fazlasını göstermiyor. Bazen ben 2 milyon satırla çalışabiliyorum kodlamayla. Onu da göreceğiz birazdan. Known data X yani bağımsız değişkenlerin neler diyor. Şimdi onu benden bekliyor. Yeşille göstermiş. Bakın parametrelerimi giriyorum. Buradan mouse'la tarayarak şöyle sürükleyerek şurayı tarıyorum. Bakın ne oldu? B2'den B25'e. Bunu klavyeden de yazabilirdim. B2'den 25'e. Diğer calculate B. B değerini BX artı A ya. B değerini hesaplayayım mı diyor. Evet diyorum. True hesapla. Verbose'da true yapıyorum. Diğer istatistik değerleri de bana getir diyorum. Enter'a basıyorum. Parantezi kapatma kapatmama çok mühim değil. Otomatik yapıyor. Enter diyorum. Bakın bu değerleri bana getirdi. Şimdi ben bunları size hazır olarak vereceğim. Bu line estimation fonksiyonunun kullanım kılavuzundan acaba bana ne getirdi diye bakıyorum. O getirdiği değerleri şu şekilde ben sizin için yazacağım şuraya. Evet. B değerimiz 0.45. Zaten burada görmüştük. Bakın B değerimiz 0.45. A değerimiz -19. Bakın slope dediğimiz eğim B değerimiz 0.45. A değerimiz -19. Onu da ben yazayım sizin için. Bunu kolaylıkla bulabilirsiniz. İnternetten line estimator'ın nasıl çalıştığına dair şöyle yaklaştıralım biraz. Bakın istatistiki değerleri otomatik olarak hesapladı. Excel'de böyle yapıyor. Yani tek seferde bakın şuraya line estimator yazdım. Regression yaptı. Sütunlarımı tanımladım. Bağımlı değişkenim, bağımsız değişkenim tanımladım ve true dediğim zaman bu kadar değeri de bana getirmiş oldu. Bakın standart sapma yani bu eğimi bulana kadar birkaç tane doğru çizdi. Bu doğruların standart sapmasını da bana söyledi bakın. Ondan sonra bu intercept yine farklı değerlerin, farklı modellerin, interceptlerin standart sapmasını bana söyledi. En güzel modeli bana getirdi.
İşte ev statistik değerleri, işte degree of freedom, yani bağımsızlık derecesi mi? Nasıl Türkçesini tam bilemiyorum. Freedom, degree of freedom getirdi. Ve işte burada hata payı, epsilon, bakın burada var. Sum of squares, yani karelerinin toplamı. Regresyon değerlerinin karelerinin toplamı arkadaşlar 3122 imiş. Yani 3000 hata yapıyor. Yani 1 milimetre veriyorum, ortalama 3000 şemsiyeyi karıştırıyor. 3000 şemsiye ne kadar demek? Yarım kamyon var mı? Yarım kamyon etmez herhalde, değil mi? Yani bana çok zararı yok 3000 şemsiyenin. 3000 şemsiye hata var. Intercept'te de bakın, sum of squares, residuals, yani yapılan tahminleri, şimdi onları ben sizinle paylaşayım. Şurada yapılan tahminler var. Onu da Excel'den almıştım ben. Excel'de yapılan tahminler. Onu da sizin için şuraya kopyalıyorum. Bunları size vereceğim. Asıl bizim işimiz burada değil. Excel'de değil. Biz bunu aynısını kodlamayla yapacağız beraber. Şimdi bu hataların, bakın tahminler burada. Hatta bu gözlem tahmin, şöyle yapayım. Şunun yanına hemen kaydedeyim. Şuraya. Şunu da şöyle kenara alalım. Şuraya belki uyar mı? Evet. Yok. Uymadı. Şöyle tahmin hatayı alalım sadece isterseniz. Şöyle. Evet. Şunu alalım. Şöyle yapıştırıyorum bakın. 15'miş satılan şemsiye, 17.82 tahmin etmiş. Eksi 2.82 hatası var. Yani 2 daha düşürmesi lazım. Yani neredeyse 3 şemsiye, 3000 şemsiye hata oranı var. Bunun karesini alıyoruz. 9000 ya da 8000 küsür. Bakın 22 mi? 25'miş, 22 tahmin etmiş. 2.44 hatası var. 17'ymiş, 18 tahmin etmiş. 1.36 hatası var gibi, bunun gibi bakın tahminler, yani şu çizgiye göre şu tahmin hatalarını şurada görüyorum. Bunların toplamı arkadaşlar burada şöyle, şurayı herhalde ihtiyacımız kalmadı. Şurayı silebilirim. Şimdi burada şöyle bunu taşıyayım düzgün bir yere. Tabii zorlanıyorum ben şu an. Evet. Şimdi bakın burada sum of squares, yani bu regresyon tahminlerimin, şu hatalarımın karelerinin toplamını alıyorum. 3122 çıktı. Daha güzel bir modelde bu daha az çıkar. Yani 3122 şu an benim modelime ait. Daha güzel bir modelde 2000'lere düşürebilirsem o daha güzel olur. Residual'lar, bakın burada sum of squares residual'lar dedim, işte şu hatalar 282. Yani az önceki mesela bu sum of squares regresyonun hataları şunlar. Bunlar da aradaki farkların karelerinin toplamı intercept için. Evet. Bu şekilde bize otomatik bir istatistiki model oluşturduğu lineer regresyon, istatistikten gelen bir şey, istatistikten gelen bir yöntem olduğunu anlamış olduk. Şimdi isterseniz şöyle ben yeni bir notebook açayım. Jupyter Notebook herhalde Günay hocamla beraber başlamıştınız. Ben de notebookla devam edeceğim. Lineer regresyonu notebook üzerinden anlatacağım. Evet. Bu arada chat ekranımı göremiyorum. Hocam E ve H sütunlarındaki açıklamaları nasıl getirdiniz? Kısa yolları. Açıklamaları ben kullanım kılavuzundan aldım arkadaşlar. O linear estimator'ın ne getirdiğini, onu yazan kod yazılımcıları onu söylüyor bize. Yani ikinci satırda şunu söylüyor, üçüncü satırda şunu söylüyor diye. Onları biz kendimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Oradan o kullanım kılavuzundan alıyoruz. Ama biz Excel'le devam etmeyeceğimiz için çok mühim
görmüyorum ben o kısmı. Hava durumu tahminleri söz konusu satış tahminleri için senkronize ederek ileri tarihli satış tahminleri yapmak mümkün. Evet, mümkün. Time series herhalde bu kursta bahsedilecek o time series kısmı. Time series ile yapıyoruz. Evet, mümkün. Regresyon değil, farklı bir model kullanarak daha iyi bir hata oranı buluruz derken modeli değiştirmekten mi bahsediyorsunuz? Yoksa veri setini değiştiremiyoruz. Veriler, gelen veriler aynı kalıyor ama modeli değiştiriyoruz. Evet, teşekkür ederiz sorularınız için. Residual tam anlaşılmadı. Residual yapılan hata demek. O kısım bir saniye. Residual'lar şurası, hata oranı demek. Yani 15 iken biz bunu 17.82 tahmin etmişiz. Yapılan hata demek. Buna residual diyoruz. Ben bunu hata diye residual hata diye çevirdim. Aslında bu residual. Residuals. Bunlar hatalar. Tamam. Tamam. Evet, devam edebiliriz. Eğer dosyayı açmaya çalışırsanız böyle bir ekran gelebilir size. Şimdi diyor ki bu dosyayı download mı edeceksiniz? Ben bunu açmaya çalışıyorum. Download mı edeceksiniz yoksa bir aplikasyonla açacak mısınız? Aplikasyonu kuralım sizinle. Daha doğrusu Chrome, bu benim Chrome browser'ım. Chrome browser'ımızı bu dosyayı Jupyter Notebook açmak için bu dosyayı Chrome browser'ımızı Collaboratory, yani Google'ın bir uygulaması. Bu notebook'ları açmak için kullandığımız bir uygulama. Bakın Collab. Bu uygulamayı ben browser'ıma yüklüyorum. Bunu bir seferlik yapıyorsunuz. Daha sonra her zaman çalışıyor. Bunu tıkladığım zaman install diyorum. Bu Chrome'a benim yüklenmiş oluyor. Evet, şimdi geldi bakın. Open with Collab. Evet, bu dosyayı Collab ile aç diyorum. Bunu VS Code ile de yapabilirsiniz. VS Code kurmanız lazım. Jupyter Notebook kurmanız lazım. Bir sürü altyapıyı hazırlamanız lazım. O kadar vaktimiz olmadığı için ben hemen Collab ile bunu gösteriyorum size. MS Office Excel içinde aynı, evet hocam, aynı linear estimator fonksiyonunu aynı şekilde kullanabilirsiniz. İnternetten kullanım kılavuzuna bakınız. Modelin değişmesi, formülün değişmesi demek oluyor. Evet, modelle formül aynı şey arkadaşlar. Formülüme ben model diyorum. Machine Learning'de oluşturduğum formüle ben model ismini veriyorum. Teşekkürler. Sorularınız çok kıymetli. Hocam 6 aylık Data Science kursu aldığımızda bu dersleri daha detaylı. Evet, şu an özet geçiyoruz arkadaşlar. Şu an biraz zor geldi. Gayet normal. Çünkü ben size nasıl yapıldığını anlatmıyorum. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Nasıl yapıldığını uzun uzadıya biz bunları matematiksel olarak ne anlama geldiğini yavaş yavaş gösteriyoruz. Sayın hocam ben istatistik dersi aldım ama biraz zorlandım açıkçası. Evet, istatistik dersi değil bu. İstatistiğin ötesinde lineer regresyon, istatistiğin kullandığı bir yöntem ama machine learning'e geçiş kapısı. Lineer regresyondan başlayarak yeni yeni yöntemler geliştirdik. Bunları bilgisayarlara kodladık ve onun adına machine learning dedik. Artık bu istatistik değil. Öğrenci performans değerlendirmesi. Şimdi başka bir veri alıyoruz arkadaşlar. Şemsiye kısmını tek regresyon, yani single regression'ı multilinear yapacağız. Mesela öğrencinin, bakalım, öğrenci performansı veri seti. Akademik öğrenci performansını etkileyen faktörleri incelemek için tasarlanmış bir veri seti. Yani gerçek değil, tasarlanmış sentetik bir veri setidir. Veri seti her biri çeşitli öngörücü değişkenler ve bir performans endeksi hakkında bilgi içeren 10.000 satır. Bunu Excel zorlanabilir. Yani Excel 10.000 satırı işleyebilir ama 10.000 satır da çok küçük bir değer. 50 kilobaytla ben bunu download ettim. Öğrenci kayıtlarından oluşuyor. Şimdi değişkenlerimiz neler? Bağımsız değişkenlerimiz öğrencinin çalıştığı saat, çalışılan saat. Kaç saat çalışmış? Önceden aldığı puanların ortalaması. İşte ders dışı etkinliklere katılmış mı? Evet, hayır. Uyku saatleri, uyku
ne kadar uyumuş, ortalama her gün kaç saat uyuyor? Uygulanan örnek soru kağıtları kaç tane? Yani 5 tanesini mi yapmış, 6 tanesini mi yapmış? Bu verilerimiz 10 bin öğrenci için kaydedilmiş. Şimdi bu öğrencinin performansları da kaydedilmiş. Hedef değişkenimiz, burada Y değişkenimiz, performans endeksimiz. Yani biz bunu tahmin etmeye çalışacağız. Her öğrencinin genel performansının bir ölçüsü. Performans endeksi öğrencinin akademik performansını temsil eder. En yakın tam sayıya yuvarlanmış olarak bulabilirsiniz. Endeks 10 ile 100 arasında değişir. Daha yüksek değerler daha iyi performans olduğunu gösterir. Tahmin edilen değişken, yani performans endeksi ile bağımsız değişkenler arasında ilişki hakkında fikir edinmeyi amaçlıyoruz burada. Araştırmacılar ve veri analistleri, data analysis, analysts diyoruz, çalışma saatlerinin, önceki aldığı puanların, ders dışı etkinliğe katılıp katılmadığının, uyuma ortalama saatlerinin, örnek soru kağıtlarından kaçını çözdüğünün, performans üzerindeki etkisini keşfetmek için bu veri setini kullanabilirsiniz. Şimdi müşterimiz geldi, okul müdürü dedi ki benim online derslerde öğrencilerimin değerleri bunlar. Şimdi ben bu öğrencinin bir dahaki ay yapılacak sınavdan kaç alacağını, bu öğrencinin geçip geçemeyeceğini önceden bilmek istiyorum dedi. Siz de tamam dediniz. Data analist olarak biraz böyle kendinize güven içinde ben bunu çok kolay yaparım dediniz. Ve müşteriyi gönderdiniz. Şimdi yalnız baş başa kaldınız verilerle. Bu veri seti sentetik olduğunu unutmayınız. Açıklama amacıyla oluşturulduğunu, basitçe gerçek hayattan ayrı olduğunu unutmayınız diyor. Evet. Şimdi burada öncelikle bu kütüphaneleri indirmemiz lazım ki şu an bakın bağlanıyor. Google bana bir bilgisayar atadı. Bu bilgisayarda bakın bilgisayar bağlandı, connected. Bana bir RAM, bir CPU verdi. 12 GB'tan daha fazla bir RAM hafızası verdi bana ve 107 GB'lık bir hard disk hafızası verdi. Bunun 33 GB'ı işletim sistemi. Üzerinde Ubuntu çalışıyor. Bunun üzerinde çalışıyorum ben. Şimdi bu bilgisayarı kullanarak çalışıyorum. Şimdi şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Ekranımda zorluklar yaşıyorum. Bu notebook'u sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi burada dosyalarım var. Hard diskte sample data. Bunu kullanmayacağım. Örnek veri. Ben kendi datamı bunun üzerine taşıyacağım. Burada veri öğrenci performansı. Evet, şunu taşıyorum. Bakın bu bilgisayar kapandığında bunun silineceğini unutmayın. Verilerinizi kaydetmeyin. Kaydetmeyi unutmayın. Kaybetmeyin diyor. Evet. Bakın veri öğrenci performansı comma separated values dosyası. Yani virgülle ayrılmış dosya. Tamam. Bu burada kalsın. Onu okuyacağım birazdan. Bakın ismini söylüyorum dosyanın. Aynı dosya. Data objesi içine okuyorum. Pandas'la okuyorum. Bir arkadaşımız Pandas'ı sormuştu. Evet. Burada CSV dosyasını oku fonksiyonuyla Pandas'ı kullanıyorum. Bu da bir Pandas data frame. Okuyayım şimdi ben bunu. Evet. Eğer bunu yapmazsanız bu başarısız olur. Bakın bunu silersem buradan delete file dersem bu satır başarısız olur. Çalışmaz. Önce bunu yapmanız lazım. Sonra bu satırı dosyayı okumanız lazım. Dosyayı okudu. Hata vermedi. Bakın. Tik var. Tik görüyorum şurada. Şimdi bu dosyanın ilk 5 satırını görüntülemek için head fonksiyonunu çağırıyorum. Şimdi dosya aslında bir text dosyası. Kaç satırdan oluşuyor? Info ile öğreneceğim şimdi. Kaç satır olduğunu info çağırarak öğreneceğim. Ama öncesinde bir dataya aşinalık, veriye aşinalık kazanıyorum. Çalışılan süre, saat. Bakın 8, 7, 5 görüyorum. Bunların maksimum minimumları inceleyeceğim. Önceki aldığı notların ortalaması 89, 92, 99, 82, 51, 52. Her bir satır farklı bir öğrenciyi ifade ediyor. Sıfırıncı öğrenci, birinci öğrenci, ikinci öğrenci. Bakın değerler, şu değerler her öğrenciye göre değişik. Ders dışı etkinliklere katılmış mı? Evet katılmış. Bu katılmamış. Bu katılmış. Bu da katılmış. Bakın. Kategorik bir veri. Uyku miktarı. Ortalama kaç saat uyuyor bu öğrenci? 9 saat uyuyor. Aferin 99 almış. Önceki notları da zaten endeksi de 91 çıkmış. Bu öğrenci geçer. Gibi.
Şimdi uyku miktarı, uygulanan örnek soru kağıtları, bir soru kağıdı çözmüş. Çok ilginç. Bir soru kağıdı çözmekle 99 almış. Bu da ilginç. İki soru kağıdı çözmüş. Beş tane çözmüş. Bakın. Gibi uygulanan örnek soru kağıtları da bu sütunda. Ve performans indeksimiz bizim hedef değerimiz. Bu label'ımız, target value'muz, Y değişkenimiz. Y değişkenimiz bunlara bağımlı. Yani burada kaç tane sütunumuz var? Şimdi az önce bir arkadaşımız sordu. Bir yağmur miktarına bakarak şemsiye değerleri belli olur mu? Evet, belli olmaz. Peki öğrencinin sadece kaç saat çalıştığına bakarak öğrencinin başarısı belli olur mu? Tabii ki belli olmaz. Şimdi biz multilinear regression yapacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane x değerimize katsayılarını atayacağız. Her bir değerimize b değeri, bx1, bx yani b2, x2 yani her bir katsayımıza her bir değişkenimize farklı bir katsayı atayarak bunların önem sırasına göre bunun üzerinde etkilerini araştıracağız. Buna multi linear regression diyoruz. Şimdi bakalım. Infoyla bakıyoruz 10.000 satır. Her birinden 11 satır, 10.000 satır var. Çalışılan süre integer, tam sayıymış. Bu tam sayıymış. Ders dışı etkinlik, evet, hayır. Bu bir yazıymış, text. Bu uyku miktarı gene tam sayı. Performans indeksi de ondalıklı sayı, float. Tamam. Şimdi istatistik olarak ben araştırmamı yapıyorum. Diyorum ki acaba çalışılan süre minimum ne kadar? Ortalaması 4.90, 5 saat. Çalışılan süre bütün öğrencilerimizin ortalamasını almış. 5 saat ortalama süre var. Standart sapması 2.58, 2.59. Bunlar tabii istatistik olarak bizim arka planda bir bilgiye dayanan analiz yapmamız lazım bunu. Yani makale okuyarak, istatistik çalışarak bu tabloyu incelememiz lazım. Minimum 1 saat çalışmış, maksimum 9 saat çalışmış. Öğrencilerin %75'i 7 saat çalışmış. %50'si 5 saat çalışmış. Zaten ortalama %50'ye yakın. Bakın 4.99, 5'e çok yakın. Böyle bütün sütunları inceliyorum ve aykırı değerler var mı? Outlier'lar var mı? Bunları inceliyorum. Bu kısma girmeyeceğiz. Bu exploratory data analysis'e giriyor. Yani veri analizi yapıyorum. Ben kısaca bir adım olarak size onu ekledim. Ama bunlar çok uzun süren analizler. O kısmı yapmayacağım. Bakın scatter plot'u ne yapıyorum? Plot fonksiyonumdan, scatter fonksiyonumu, yani plot library'imden, matplotlib library'imden scatter fonksiyonumu çağırarak data, benim okuduğum data, bakın şurada, şu data describe dediğim, benim okuduğum datayı kullanarak çalışılan süre ve performans endeksini karşılaştıran bir scatter plot. Az önce Excel'de yaptığımızın aynısı ama bakın bambaşka dünya, bambaşka bir dünya açıldı. Ve bunu çoğaltabilirsiniz. Ben bir tanesini aldım buraya. Bunu çoğaltabilirsiniz. Her bir sütun için, her bir x değişkeni için farklı scatter plotlar ayarlayabilirsiniz. Farklı manalar çıkarabilirsiniz. Ben sadece birini aldım. Şimdi burada heat map diyoruz biz. Korelasyon matrisimiz var. Burada da Seaborn kütüphanesini kullanarak heat map fonksiyonuyla, bakın correlation matrix, data correlation. Data benim okuduğum dosyadan okuduğum data. Korelasyon fonksiyonunu çağırdığım zaman bir korelasyon matrisi oluşturuyor. Şunu değiştirmemişim. Niye? Şöyle yapayım. Korelasyon matrisi. Evet, tamam. Şimdi şunu bir çalıştırayım. Control Enter ile çalıştırıyorum veya şuraya basıyorum. Control Enter. Control Enter. Bakın, korelasyon matrisimi oluşturdu. Bakın, başlık olarak title, burada korelasyon matrisi burada görünüyor. Kod olarak yazdım. Bakın, Excel gibi değil artık. Excel'de ne yapıyorduk? Yan tarafta bir menü çıkıyordu. Panel çıkıyordu. O panelden elle değiştiriyorduk. Burada da bakın şöyle kod parçacığıyla, kod satırıyla bunları yapabiliyoruz. Plot.
plot show dediğim zaman bana gösterir. Şimdi korelasyon matrisimizi oluşturduk. Bu ne demek? Tabii istatistik olarak ben bugün anlatmam mümkün değil. 20 dakikamız var. İstatistik olarak bunlara çalışıyorum. Performans endeksiyle en çok hangisi uyumlu? Bakın %92 hangisiymiş? Önceki notlar uyumluymuş. %80'i aşınca bu tam uyum gösterir diyoruz. Bakın önceki notlarla performans endeksi, bakın bunlar simetrik, aynı şey. %92, yani ben önceki notlara bakarak bu çocuğun geçip geçmeyeceğini tahmin etsem yeterli olur. Ama diğerlerinde bir miktar katkısı var. Bakın %4, %5 katkısı olan, %4 katkısı olan, burada %37 katkısı olan korelasyonlar da var. Bakın burada lineer regresyon yapmadan önce bu korelasyonları incelemem gerekiyor. Bakın pair plot yaptığım zaman ikili plotla sayısal değerler arasındaki ikili ilişkiyi görselleştirmek istersek, bu biraz uzun sürüyor, bunu çalıştırmayacağım. Bakın mesela şurada lineer bir ilişki gözüküyor. Görüyor musunuz? Önceki notlar, evet. %92 çıkmıştı zaten. Burada lineer bir ilişki gösteriyor. Buradaki ilişkileri bir göremiyorum. Burada bir ilişki göremiyorum. Tam olarak belli değil. Şurada bir lineerlik var. Lineer regresyon düşünürsem eğer. Evet. Evet, tabii ben bütün sütunları değerlendireceğim. Sadece önceki notları değil, bütün sütunları vereceğim ve modelimi öyle oluşturacağım. Modelleme diyoruz, modeling. Bağımsız değişkenlerimi atıyorum. Yani performans endeksi hariç diğer hepsi. Bunu çalıştırayım. Y'de datamın verimin performans endeksi sütunu. Yani bu hedef bağımlı değişkenim, hedef değişkenim. Bakın şimdi x'i ve y'yi yazdırayım hemen. X et bakın x'e bakın. Şöyle bir tanesini alsak yeterli. X'e bakın. Bir öğrenciyi aldım sadece. Bakın şurada performans endeksi yok. Bunu train için kullanacağım. Yani modelimi eğitmek için kullanacağım. Y değerine bakalım. Y hat. O da bir tane olsun. Y değerime bakalım. %91'miş. Yani bu sıfırıncı öğrenci gene. Gene sıfır aynı öğrenci. %91'miş bakın. %91. Şimdi modelleme yapmadan önce bu mevcut datamı, bu kısmı biraz zorlanabilirim anlatmak için. Bunu biz uzun uzun anlatıyoruz. Belki 2-3 güne yayarak anlatıyoruz. 1-2 günde, 1-2 dakikada anlatmak gerçekten zor. Onun için kusuruma bakmayınız. X ve Y'mi aldım. Az önce gösterdim size. X ve Y'yi gösterdim. X sadece bu sütunlar. 1, 2, 3, 4, 5 sütun X değerlerim. Yani bağımsız değişkenlerim. Bu her bir sütuna bir katsayı belirleyeceğim. O B katsayısını, bunun için bir B katsayısı, bunun için başka bir B katsayısı, bunun için başka bir B katsayısı, bunun için başka bir B katsayısı, bunun için de başka bir B katsayısı belirleyeceğim. Artı bir de A sabit değerimi belirleyeceğim. Bir de epsilonu hesaplayacağım. Az önceki dersten hatırlayın. Şimdi burada X ve Y bunlar. Y de tek başına bakın tek bir sütun. Tek bir sütun. Sütunun birinci elemanını al dedim sadece. 91. Bakın. Hatta şunu şöyle yapayım. 5 tanesini alsın. Bakın. 91, 65, 45, 36. Bu bir sütun. Y değeri bir sütun. X ve Y değerlerimi küçük parçalara ayırıyorum. Modelimi eğiteceğim train parçam, X train diyorum. Ona karşılık gelen, X train'e karşılık gelen performans endekslerim, Y train diyorum. Yani bu X train'i kullanarak Y train'e uygun bir doğru çiz. Y train'e uygun bir model oluştur, bir doğru çiz. O B'yi hesapla ve A'yı hesapla ve epsilonu minimumda tut. Bu modelimi oluşturduktan sonra bu modelimin ne kadar doğru hesapladığını ona hiç söylemediğim değerlerle soracağım. X test diyorum ona. X testimi vereceğim. Modelime diyeceğim ki bakalım sana söylememiştim.
Şöyle bir durum olsa ne cevap verirdim? Performans indeksi ne çıkardı? O bana bir şey söyleyecek. Ben de diyeceğim ki hayır yanlışsın. Y testle diyeceğim ki senin söylediğin değer bu. Y testte olan bu. İşte bu kadar hata yaptın diye modelimi eleştireceğim. Criticize edeceğim yani. Tabii label encoder'ım var. O kısma hiç girmiyorum. Ders dışı etkinlikler evet hayırdı. O bir yazı stiliydi. Bunları dönüştürmem lazım. Sıfır ve birler olarak dönüştürüyorum. Şunu çalıştırıyorum. Encoder'ımı çalıştırıyorum. Bakın X testimde şöyle X test, X train diyelim. X train head. Bakın ders dışı etkinlikler evet ve hayırdı. Bakın hayıra 1 vermiş herhalde, anladım. Evetlere 0 vermiş. Hayıra 1 vermiş. Bakın bunları sayısala dönüştürdü. Şimdi ben sayısal olmadan bir doğru hesabı yapamam değil mi? Lineer regresyon yapmak istiyorsan bunların birer sayı olması lazım. Doğru mu? Bu arada chat ekranıma bakmadım. Kusura bakmayın. Evet. Hocam modeli eleştirmek bize ne katacak? Elimde zaten veriler var. Hayır. Modeli eleştirmek yani epsilon değeri benim modelimin güzelliğini. Epsilon ne kadar büyükse modelim o kadar kötüdür. Epsilon hata değerim ne kadar küçükse modelim o kadar güzeldir diyorum. Onu birinci dersten bakabilirsiniz. %2 hata mı olmuş oluyor? O soruyu anlamadım. Tam oraya denk geldiğinde okumam lazımdı. Kusura bakmayın. Bu kısmı bir daha hatırlatırsanız hangi kısımla alakalı olduğunu o sorunuza cevap vermeye çalışırım. Evet. Lineer regresyon bakın. SK Scikit-Learn Python'un Scikit-Learn kütüphanesinden lineer modeli çağırıyorum. Lineer model kütüphanesini çağırıyorum. Buradan da lineer regresyon fonksiyonumu alıyorum, çağırıyorum. Lineer regresyonumu kullanacağım. Lineer model diyorum onun adına. Lineer model fit yani eğitimimi böyle yapıyorum. Evet, test kısmında %20, 0,2 %20 demek. Yani bunun 5'te 1'ini, %20'sini test olarak ayır diyorum. Test size. Bunun 5'te 1'ini kaç satırım vardı? Şuradan hemen yazalım. Data shape diyelim. Mesela 10.000 satırım vardı. Şimdi X-train shape yapalım şuradan. X-train shape. Bakın 10.000 satırım vardı. Bunun 8.000'i train olarak yani 8.000 satırını modelimi eğitmek için kullanıyorum. X test shape diyelim mesela. 2.000'ini de %20'si yani 2.000'ini de ben bunu modelimi test etmek için kullanacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Sorularınız çok açıklayıcı oluyor. Pareto galiba. Evet. Yok, Pareto ile alakası var mı emin değilim ama burada parçaladığım miktarı söylüyorum. Burada %20 test olarak ayır. Bunu sakın gösterme modele. Evet. Doğru dediniz Aziz Hocam. Teşekkür ederiz. Doğru. 8'e 20, 80'e 20 kuralıyla en güzel ayrışım bu olmuş. Bazen bunu %30'da yaptığımız oluyor. 70'e 30'da yapabiliyoruz. Pareto, evet. Güzel. Teşekkürler. İyi bir katkı oldu. Onu da hatırlamış olduk. Evet. Şimdi encoding yaptığım zaman bakın fit transform'la X train'imi ders dışı etkinlikler evet hayırları 0 ve 1 gibi rakamsal sayısal değerleri çevirmek zorundayım. Çünkü lineer regresyon evet hayırdan anlamıyor. 0 ve 1'lerden anlıyor. 0 ve 1'lere göre bir model oluşturacak. Şimdi bu modelimi oluşturdum. Bakın fit demekle ben modelimi oluşturdum. Neye göre oluşturdum? X train'in içinde olan değişkenleri al. Y train'le karşılaştır. Hataları hesapla böyle doğruları en güzel doğruyu bul dedim ben ona. En güzel doğruyu buldum. Şimdi fit oldu. Bu çok güzel fit oldu. Bakalım ne kadar fit oldu. Hatalarını şimdi değerlendirelim. Sonuçların değerlendirilmesi. Modelin değerlendirilmesi. Şimdi lineer modelimi alıyorum. Predict diyorum. Yani bir tahmin yap.
X test. Benim sana söylemediğim değerlerle bir tahmin et. Dersten sonra tekrar sorabilirsiniz. Evet. Evet, dersten sonra da sorularınıza devam edeceğim arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Ders bittikten sonra hocam şu nasıldı, bu nasıldı diye tekrardan bana sorabilirsiniz. Ders boyunca ben dersten sonra chat ekranını takip etmeye devam edeceğim. Bir yarım saat 40 dakika daha sorularınızı dersten sonra cevaplayacağım. Şimdi isterseniz dersi tamamlayalım. 10 dakikamız var. 10 dakikaya bitirmeliyiz. Sorularınıza biraz ara verebiliriz ders bitimine kadar. Ders bitiminde sorularınızı alayım. Şimdi lineer modeli predict yani tahmin et bakalım x testte şunlar var. Y'ler acaba ne ola ki? Burada y prediction'larımı alıyorum. Sonra tabii yuvarlamışım burada round'la. Round fonksiyonu. Burada da NumPy var. NumPy soran arkadaşımız. İşte NumPy'ı burada kullandık. Bunları bir data frame'e çevirsem nasıl olur? Bakın gerçek değerler şurada benim yazdığım koda göre gerçek değerler y testinde olan değerler. Tahmin ettiklerim y prediction'larım. Şurada bakın. Tahmin et dedim. Predict dedim. Y prediction'larımı aldım. Tahmin et dedim. Ve bu ikisi arasındaki y test eksi y pred farkı da bakalım görelim neymiş. Şimdi bakın 6252. öğrenci. Bakın 6252. öğrenci. Gerçek değer %51'miş. Bu öğrencinin başarısı %51'miş. 54,7 tahmin etmiş benim modelim. Hata payı ne? -3,71. Öğrencinin başarısı 20'ymiş. 22,62 tahmin etmiş. Gayet güzel. -2,62 hata payı var. Farkı var. Bakın 46'ymış. 47,9 tahmin etmiş. Gayet başarılı. Neredeyse 2 hata var. 2 puan hata var. 28'miş gerçek değeri. 31 tahmin etmiş. 3,29 hata payı var. Bakın böyle 8000 pardon kaç taneydi? 2000 taneydi değil mi? 2000 tane öğrencimin şurada X testi 2000 tane öğrencim vardı. 2000 tane öğrencimin ben sonucunu biliyordum ama ona söylemedim, modelime söylemedim. Hadi bakalım bunları bil dedim, predict yaptırdım. Modelim de bana dedi ki işte şu kadardır o dedi. Tahmin ettiklerini aldım. Aradaki hata farklarını, karelerini alıp değerlendireceğim. Değerlendirme ölçütlerim R square, gene aynı istatistikten gelen. Ama daha ötesi var bunların. Onlardan bahsetmiyorum. Bahsetmeyeceğim bugün. Vaktimiz yok. Sadece R square'ı nasıl hesaplarız? Bakın şuradan scikit-learn kütüphanesinden metriklerimi alıyorum, ölçütlerimi alıyorum. R square score fonksiyonumu ve kare hataların ortalama kareleri yani karelerinin ortalaması diyelim. Mean squared error fonksiyonumu alıyorum ve kullanıyorum. R square değerim şu. Y test gerçek değerlerim. Y pred tahmin edilen değerlerim. Az önceki tablo. Ortalama hatayı da hesaplıyorum. Mean squared error fonksiyonunu kullanarak gene aynı Y test ve Y pred'i veriyorum. Şimdi bakın ortalama karekök hatam MSE diyorum buna. Mean squared error. Ortalama hatam 4 çıkmış arkadaşlar. 4 puan hata yapıyormuş ortalama. 4 puan az değil. Az değil. Çok da değil. R square neymiş bakın? %98,9. Neredeyse %99 R square. Bu güzel bir şey mi? Evet, kötü değil, fena değil. Ama diğer metriklerime bakmam lazım. Şu an onlara bakmıyorum. Şimdi lineer model, bu benim modelim. Train değerlerimden oluşturduğum modelim. Koefficientlara bakıyorum. Gene istatistiksel olarak modelimin koefficientlarına bakıyorum. Birinci sütunumun katsayısı 2,85'miş. Önem sırasına göre sıralayın. İkinci sütun 1'miş. Üçüncü sütun eksi yapıyormuş. O etkinliklere katıldı, katılmadı hatırlayın. Şuradan alalım. Data columns. Print yapalım bunu. Ne kadar 6 dakikamız var. Print. Yine aynısı çıktı. Şöyle. Ben formatlı güzel görünsün diye dedim ama görünmedi güzel.
Evet, bakın birinci sütunum çalışılan süre 2,85 önemine sahipmiş. Önceki notlar 1 önemine sahipmiş. Ders dışı etkinlikler eksi 0,6 önemine sahipmiş. Aslında ders dışı etkinliklere katılmasa daha iyi oluyormuş herhalde. Uyku miktarı 0,48-47,7 önemine sahipmiş. Uygulanan örnek soru kağıtlarını yapmış olması 0,19 önemine sahipmiş. B değerim de AX artı B. Herhalde bu yanlış söyledim. Bu B olacak. Lineer koefficient B olacak. Bu da A olacak. Intercept A olacak. Evet, böyle daha doğru. B katsayılarım bunlar. Her bir sütuna bir katsayı hesapladı. Şimdi koefficientımda hepsi sıfır olsa bu öğrenci eksi 33 alacakmış. Öyle bir şey yok gerçek hayatta. Biliyorsunuz sıfır alır öğrenci. Eksi 33 almaz. Aynı o yağmur hesabında olduğu gibi. Ama madem modelimizi oluşturduk, madem grafik çizdik, o eksi 33 civarında gözüküyormuş. Aslında bunu sıfır gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi sonuç itibariyle, sonuç olarak zaten bunu söylemişiz. Çoklu doğrusal regresyon yani multiple çok çok sütunlar kullandık. O yağmurdaki bir tek sütun kullanmadık. Birçok sütun kullandık. Çoklu doğrusal regresyon, multilinear regression diyoruz. Bu modelimizin denklemi şöyle olmuş oluyor. Öğrenci performansı 2,85 çarpı çalışılan süre 1 çarpı önceki notlar 0,61 çarpı ders dışı etkinlikler. Aslında bu eksi. Şöyle yapamaz mıyız? Şöyle. Hadi. Şöyle çift tıklayalım. Eksi 61 burada. Eksi 61 ders dışı etkinlikler. 0,48 çarpı uyku miktarı. Kaç saat uyumuş ortalama? 8 saat, 9 saat. Uygulanan örnek soruları da 0,19 ile çarpıyoruz. Bir de epsilonu hesaplamış. 33,9 hata payımız var. Bunları işte bu pardon hata değil bu. Bu neydi? Intercept değil mi bu? Yanlış yazmışım. Hata değil bu. Intercept. Bu A değeri. A değeri. Şunlar da B değerlerimiz. A değeri. Evet. Epsilon orada MSI oluyor. MSI oluyor. Şimdi modelin gerçek verilerle kullanılması. Bu da sorular arasında vardı gördüm ben. Bunu da cevaplayalım. Pickle kullanarak Pickle kütüphanesi ile dump yapıyoruz. Yani dosyaya kaydet diyoruz. Dosya adını veriyoruz. Son modelde diyelim buna. Son model Pickle 2023 7. ay dosya adını veriyoruz. Ve lineer modelimizi bir dosyaya kaydediyoruz. Bakın şimdi onu göstereceğim size. Şimdi ben bunu çalıştırayım. Lineer modelimi. Şurada bir dosya oluşacak. Ben bu dosyamı download ediyorum. Bakın oluştu. Yenileyelim. Bakın son model Pickle diye burada verdiğim isimde modelimi dosyanın içine yazdı. Dosyanın içine yazdı. Modeli kullanacağımız zaman başka bir yerde bu notebook içinde gösteriyorum ama bunu başka bir yerde yapıyoruz. Dosya adını söyleyip bu dosyaya tekrar modelimin içine yüklüyorum. Bakın şöyle. Burada dosya olması lazım yoksa hata verir bu kod. Çalıştırıyorum. Çalıştı. Şimdi modelim bu dosyanın içinde. Artık bu modelimi kullanabilirim. Şimdi yeni verilerle tahmin yapalım. Bakın mesela gerçek hayattan ne yapmıştık biz? Minimum çalışılan süre 1 saatti. Önceki notlar minimum 40'tı. Modelim minimumları böyle, maksimumları böyle aldı. Şimdi ona uygun ben yeni girdi yapıyorum. Yeni modelimi oluşturuyorum. Bir dakikamız var. Hemen bitiriyorum. Çalışılan süre 6 saat olsun. Yeni veri ekliyorum. Önceki notlar ortalaması 85 olsun. Ders dışı etkinliklere katıldı mı? Hayır, katılmadı. Uyku miktarı günde ortalama 8 saat uyudu. Uygulanan örnek soru kağıtları 5 tane soru kağıdı cevapladı. Şimdi yeni veri bu data frame'i Pandas Dictionary'ye çevirelim yeni veri diye. Enter çalıştırıyorum. Bakın. Bakın böyle data frame'imi oluşturdum. Şimdi burada Y yok bakın. Y yok. Y'yi tahmin edeceğim. Bilmiyorum Y'yi. Modelim söyleyecek bana.
Modelimizi eğitirken yaptığımız gibi kategorik değerleri de sayılara çevirmeliyiz. Bakın şurada hayır, modelim anlamayacak bunu. Biz bunu encoder'ımızla, aynı encoder'ı kullanarak çeviriyoruz. Burada 1 oluyor, hayır 1 oldu. Hepsi sayı şu an. Ben bunu modelime sorduğum zaman bana modelim bakalım ne diyecek? Predict diyorum, yeni veriyi veriyorum. Predict. Ve bana diyor ki öğrencimiz 74 alacak. Sene sonunda 74 ile geçecek diyor. Evet, ben böyle bitirmiş oldum. Tam zamanında bitti. Sorularınızı dinliyor olacağım bu kanaldan, chat kanalından. Aynı zamanda da kaynaklardan bu dosyalarımı paylaşacağım. Data setimi de paylaşacağım. Siz kendiniz videoya bakarak kendiniz uygulayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Burada bunlar nasıl yapılır? Sıfırdan ben bunu yazmak istesem nasıl yazarım? Onlara kesinlikle girmedik. Çünkü o kadar vaktimiz yok. Ama ne yaptığımızı aşağı yukarı anlamış oldunuz. Bir perspektif çizmiş olduk. Ümit ediyorum. Ben teşekkür ederim katkılarınız için. Soru soran arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Çok katkılı oldu. Çok başarılı oldu bence. Açıklayıcı oldu. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Varlığınız çok büyük değer kattı bu toplantıya. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Veri bilimci olarak sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Görüşmek üzere.